HT Spor hoş geldiniz. Satır arasıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca gündemi değerlendireceğiz. Özel konuklarımız olacak ve dijital trendler köşesiyle tekrar karşınızda olacağız. Peki bugün satır arasında neler var? Öncelikle başlıklarımıza bakalım. Başlıklarımızı sizlerle paylaşalım. Tabii Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Ağırlıklı olarak derbiyi konuşacağız. Derbi yorumu yapacağız ve son haberleri kulüplerden sizlere aktaracağız. Mourinho'dan Amrabat hamlesi. Jose Mourinho derbiye Amrabat'ı ilk 11'de çıkartmak istiyor. Tabii ki idmanlar devam ediyor ama günün sıcak haberlerinden biri Fenerbahçe bölümünde, derbi bölümünde konuşacağız. Teknik direktör Okan Buruk'tan derbi sürprizi Berkan Kutlu hamlesi görebiliriz Galatasaray'da ve başka sürprizler de var. Bunu da yine satır arasında masaya yatıracağız. Beşiktaş yoğun bir fikstüre giriyor. 15 günde tam 5 maça çıkacak. Beşiktaş'ın yoğun fikstüründen bahsedeceğiz. Trabzonspor bugün Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme müsabakasında Kayserispor'la karşı karşıya gelecek ve Trabzonspor kazanmanın peşinde. Bu maçın öncesine bakacağız. Trabzon'a uzanacağız ve milli gururumuz Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu ilk golünü attı. Bu gururu da detaylıca konuşacağız. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi de devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne de ayrı bir parantez açacağız. Evet, konu başlıklarımız bu şekildeydi. Biraz önce de belirttim, Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçları oynanıyor. Biz sonuçlarına ve programa bakalım. Ardından da devam edelim. Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçları şu anda ekranda. Galatasaray salı günü Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Çarşamba günü Samsunspor kendi sahasında Rams Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Bu müsabaka 2-0 sona erdi. Perşembe günde, yani bugün, Trabzonspor Kayserispor mücadelesi var ve mücadele saat 20'de başlayacak. Biraz önce belirtmiştim, programın başında belirtmiştim. Bu hafta heyecanlı bir hafta, derbi haftası. Trendyol Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynanacak. Öncelikle bu heyecanla ilgili haberimize gidelim. Derbide 401. randevu haberimizi izleyelim. Ardından da yorumlamaya başlayalım. Satır arası başlıyor. Tekrar merhabalar. Bugün Sinem Ökten bizlerle birlikte. Sinem hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. İngiltere'deydin. Evet. Orada maçları da takip ettin, gittin. Orada o havayı soldun evet, daha doğrusu. Evet, yani aslında çok daha öncesinden planlanan bir seyahatti. O yüzden maç bileti çok son dakikaya kaldı. Biraz yükselmişti fiyatlar. Dedim ki o zaman İngiltere'nin, Londra'nın kafeleri, restoranları meşhur. Bari orada izleyeyim, biraz keyfini süreyim. Hakikaten güzel de atmosfer. Tabii Tottenham Arsenal maçı orada çok gündemdeydi. Ben biraz daha Tottenhamlılarla birlikte izledim maçı. Üzüldüler tabii çünkü iyi de oynamışlardı. Epeydir yeniliyorlar aslında Arsenal mücadelelerinde ama alışamamışlar daha. Bayağı üzülmüşlerdi. Keyifliydi. Daha konuşuruz zaten. Ferdi Kadıoğlu'nun hikayesinde Premier Lig'e de seninle birlikte bir giriş yaparız. Orada da detaylıca. Tabii. Konuşuruz. Tabii derbi haftası. Ağırlıklı olarak derbiyi konuşacağız. Fenerbahçe Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. İki takım için de çok kritik. Yani derbi haftaları her zaman heyecanlı geçer. Evet. İki takım için de çok kritik. İyi giden bir Galatasaray var. Son 3 maçını gol yemeden kazanan bir Fenerbahçe var. Nasıl bir 90 dakika bekliyorsun? Derbi yorumlarıyla yavaş yavaş ısınalım. Isınalım mı diyorsun? Evet. Direkt yüksekten giriyoruz aslında. Hakikaten derbi haftası. Çok fazla başka bir şeye konsantre olunamayıp çok fazla aslında izleyicilerin de duymaya tahammülü olmadığı haftalar. Daha çok hep işte Fenerbahçe mi Galatasaray mı üzerine şu anda yorumlar yapılıyor. Tabii yani bunu öngörmek hakikaten bence çok zor. Tabii. Çok fazla bilinmezin bir araya geleceği bir randevu olacak. 401. randevu yani evet. Hakikaten. Dile kolay gerçekten. Son 10 karşılaşmada şu anda burada ekranda letimizde 148 galibiyet Fenerbahçe, 128 galibiyet Galatasaray,
123 maç ise beraberlikle sona ermiş. Sadece Türkiye'de değil, dünyada tabii çok önemli maçlar arasında gösteriliyor. Ve yani 401 de çok ciddi bir rakam. Çok. Bu çokmuş bu arada bu ya. Çok yani, yani böyle görünce çok keyifli. 1.90 dakika bizleri bekliyor. Tabii biz derbilerin öncesinde hep bir senaryo üzerinden konuşuyoruz. Varsayımlar üzerinden konuşuyoruz ama genelde o düdük çalınınca farklı bir senaryo, evet, farklı bir hikaye de barındırıyor. Senin derbiden beklentin ne? Yani kalbinden, yüreğinden geçen nasıl bir derbi olması? Aslında yüreğimden geçen tabii ki bol gollü, bol pozisyonlu, işte ufak tefek böyle sürtüşmelerin de yaşanacağı o bir geleneksel derbi algısında bir maç izlemek istiyorum açıkçası. Ama genelde son yıllarda özellikle işte Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde biraz beklentilerin ardında kalan bir oyun ve performans vardı. Çünkü bence iki takım da ilk olarak yenilmeme üzerine biraz da plan yapıyorlar. Çünkü baskısı çok fazla. Aslında sezonun daha çok başında oynanan bir maç. Daha çok fazla köprünün altından su akacak ama yine de işte adı derbi. Fenerbahçe Galatasaray, anlatıyoruz işte tarihini burada yani. 401 randevu. Dolayısıyla dile kolay bir geçmişi var. O yüzden yani bu maç sanki her daim bir final maçıymış gibi algılanıyor. Ve söylenen her şey de aslında biraz suya yazı yazmak gibi. Dediğin aslında gibi o ilk düdük çaldıktan sonra, evet, çünkü öncesinde konuşuyoruz, gollü bir derbi bekleniyor, şu şöyle olacak, bu böyle olacak, iki takımın teknik adamları şunları yapacak, evet bu istihbaratları paylaşıyoruz, paylaşmaya da devam edeceğiz ama o düdük çaldıktan sonra derbi kendi hikayesini çok farklı da yazabiliyor. Evet. Bu anlamda keyifli bir kapalı kutu derbi. Kesinlikle. Çünkü öncesini de bilemiyoruz. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, İki takım da şu ana kadar Süper Lig'de makas o kadar çok açıldı ki tam böyle rakipleriyle de oynamadılar. Alınan skorlar aslında kendi güçlerini de pek yansıtmıyor ama ilk defa sahada birbirlerini rakip olarak göreceğiz. Sinem, konuşmaya devam edeceğiz ama ilk önce bir takımlarla ilgili bilgileri de almak tabii istiyorum. Fenerbahçe'ye bakan HT Spor muhabiri Esra Köse şu anda hazır. Esra, hoş geldin yayına. Derbi öncesinde Fenerbahçe'de son durum nedir? Senden alabilir miyiz son notlarını? Teşekkürler Deniz Biricik. İyi yayınlar. Stüdyodaki Sinem Ökten'e de saygılar, selamlar. Derbi için artık heyecanlı geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe Galatasaray'ı ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan olacak. Fenerbahçe Can Bartu tesislerine Jose Mourinho yönetiminde Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı lacivertler antrenmana salonda kor çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk ve koordinasyon pas hareketleriyle devam etti. İdman dar alanda çift kale maçlarla sürdü. Sarı lacivertler antrenmanı bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktaladı. Tabii artık antrenmanlar da tamamlanmaya başladıkça takımların kadrosu da şekillenmeye başladı. Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında sahaya çıkmasını beklediğimiz muhtemel 11'ini aktarayım hemen. Tabii kadronun son şekli, muhtemel 11'in son hali yarın yapılacak bireysel ve taktiksel antrenmanlardan sonra netleşecek ama bugün yapılan idmandan sonra oluşan muhtemel 11'i ben size aktarayım. Kalede Mert Müldür, stoper hattında Bekao Çağlar ikilisi, sol bekte kalede Mert Müldür dedim. Hemen en baştan düzelterek başlayayım. Kalede Livakovic, sağ bekte Mert Müldür, stoper hattında Bekao Çağlar ikilisi, sol bekte Osterwolde. Orta sahada Mourinho'nun değişikliğe gitmesini bekliyoruz. Fred Amrabat, İsmail Yüksek üçlüsüyle başlamasını bekliyoruz. İleri uçta sağda Tadic, solda Saint-Maximin. Forvet hattında da Edin Dzeko 11 ile Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında sahaya çıkmasını bekliyoruz. Tabii Galatasaray karşısında sahaya çıkmasını beklediğimiz muhtemel 11 bu ama Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen oyuncular da var. Ciku'nun sakatlığını atlattığını ve takımla birlikte çalışmalarını sürdürdüğünü belirtelim.
Tabii Fenerbahçe karşısında ilk 11'de çıkmasını beklemiyoruz. Riske edilmeyecektir futbolcu. Fenerbahçe'nin Galatasaray maçından sonra Avrupa mesaisi de başlayacak. Orayı da düşünecektir Jose Mourinho. Osay Samuel ise bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor takımdan ayrı olarak. Galatasaray maçına yetişmesini beklemiyoruz. Bunu belirtelim. Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında Jose Mourinho'nun forma vermesi, şansı vermesi halinde 7 futbolcu da sahaya çıkacak. Hemen onları da aktaralım. Filip Kostić, Saint-Maximin, En-Nesyri, Sofyan Amrabat, Levent Mercan ve Cenk Tosun'un da forma şansı verilmesi durumunda Galatasaray'a karşı ilk kez sahaya çıkacak. Tabii geçtiğimiz sezondan bulunan Mert Müldür de geçen sezon oynanan 2 lig maçında da yedek kulübesindeydi. Yine Mert Müldür'e de forma şansı verilmesi durumunda o da ilk kez Galatasaray karşısında forma giyecek. Tabii Fenerbahçe buraya gelene kadar 5 maçta 13 puan topladı. Sarı lacivertler sezona Adana Demirspor galibiyetiyle başladı. Ardından Göztepe beraberliği aldı. 2-2 beraberlikle Göztepe deplasmanından ayrıldı. Ardından Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve son olarak da Kasımpaşa'ya geçerek 13 puan topladı. Lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde Fenerbahçe. Bu maçta Galatasaray'a sezonun ilk yenilgisini yaşatmak istiyor ve liderlik koltuğuna oturmak istiyor Fenerbahçe. Tabii Mourinho'nun gelişiyle birlikte Fenerbahçe'de defans hattında da oldukça gelişme yaşandı. Fenerbahçe 5 maçta sadece kalesinde 2 gol gördü Jose Mourinho'nun gelişinin ardından. Tabii Livakovic'in de performansında bir artış yaşandı. Livakovic kalesini 4 maçta gole kapattı. %85'lik bir artış göründü Livakovic'in de performansında diyelim. Ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Esra, teşekkürler aktardığın bilgiler için. Hiç ara vermeden aslında 401. randevu demiştik ve bu randevu öncesindeki rekabete bir bakalım. İki takımın çok eskiye dayanan bir rekabeti var. Ona bir bakalım, ardından Sinem'le birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Süper Lig'de derbi heyecanı başladı. Ligin zirvesinde yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe cumartesi günü kozlarını paylaşacak. Sezonun ilk derbisine ev sahipliği yapacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. İki takım tarihte daha önce 400 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. Sarı lacivertli takım Galatasaray'a karşı çıktığı 400 maçın 148'inden sahadan galibiyetle ayrıldı. Konuk ekip Galatasaray ise rakibine karşı oynadığı karşılaşmaların 128'inde kazanan taraf oldu. İki takım arasında oynanan maçların 123'ünde ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan son 10 resmi maçta en çok Galatasaraylı taraftarların yüzü güldü. Sarı Kırmızılılar rakibine karşı 5 galibiyet alırken Fenerbahçe 3 galibiyetle karşılık verdi. İki maçta ise denge bozulmadı. Derbilerdeki rekabetin bilançosuysa ağır oldu. İki takım arasında yapılan derbilerden sonra kulüpler, oyuncular ve yöneticiler çeşitli cezalar aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu İki takım arasındaki derbi maçlarının ardından ağır faturalar kesti. Rekabette özellikle 2018-2019 sezonunun ilk yarısında Türk Telekom stadında oynanan maçın ardından verilen cezalar dikkati çekti. Karşılaşmanın bitiminden sonra yaşanan olaylar nedeniyle PFDK, Galatasaray'dan Fatih Terim'e toplamda 10, Hasan Şaş'a 8, Rindok'a 6, Badu Ndiaye'ye 5, Geri Rodriguez'e 3, Fenerbahçe'den de Jailson'a 8, Roberto Soldado'ya 6 maç men cezası uyguladı. Rekabetteki en ağır ceza ise 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum'da oynanan Süper Kupa maçında hakemler ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketiyle ihraç sonrası hakeme yönelik saldırı nedeniyle 11 maçla Galatasaraylı Engin Baytar'a verildi. Haberimiz bu şekildeydi. Esra'dan Fenerbahçe'ye dair notları aldık. Şimdi de Çağatay Çelik'e gidelim ve Galatasaray'da notlar var. Önemli gelişmeler var. Özellikle Icardi'nin durumu çok merak ediliyor ve Icardi'de gelişmeler var. Çağatay, söz sana bırakayım. Özellikle Icardi'nin durumu, son durumu nedir? Bugün idmanda da yer aldı bildiğimiz kadarıyla. Son notları da senden alabilir miyiz? Teşekkürler Deniz Biricik. İyi yayınlar.
Galatasaray taraftarına derbi öncesinde bir müjde geldi. Mauro Icardi aslında 3 ila 6 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken oyuncu bugün gerçekleştirilen derbi antrenmanının tamamında takımla birlikte çalıştı. 1 Eylül'de aslında sağ üst arka adalede ikinci derecede zorlanma tespit edilmişti Arjantinli golcünün ve tedavisi için Arjantin'e gitmişti. Bir süre ülkesinde ailesiyle de birlikte vakit geçirdikten sonra aslında pazartesi günü Türkiye'de dönerek tedavisine Türkiye'de devam edilmesi planlanıyordu. Ancak bu pazartesi takvimi çarşambaya sarktı ve Arjantinli golcü dün gece İstanbul'a geldi. Bugün durumuna bakıldı ve Galatasaray taraftarını sevindirdi Icardi. Çünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Ve derbide de kadroda yer alması sürpriz olmaz bilgisini aktarabiliriz izleyicilerimize. Hatırlanacağı gibi Icardi geçen sezonda Beşiktaş derbisinde bir sakatlık yaşamış. Sezonun büyük bölümünde devamında ağrılarla oynamıştı. Ayak bileğinde bandajla sahalara çıkmıştı. Arjantinli golcünün sürekli olarak oynama isteğinin bulunduğunu da hatırlatmak gerekir. Tabi burada Okan Buruk bir tatlı zorluğa da itilmiş durumda şu anda. Fenerbahçe derbisi için ilk 11'inin büyük ölçüde netleştirmişti Okan Hoca. Ancak ilk 11'den 9 oyuncuyu netleştirse de 2 bölge için formaya 4 aday oyuncu bulunuyor. Burada tabii Okan Hoca'nın önünde 2 seçenek bulunuyor. Birincisi fiziksel kalite, ikincisi ise teknik kalite. Hemen ilk 11'in oynamasını beklediğimiz kısımları oyunculara aktaralım. Kalede Fernando Muslera'yı, sağ bekte Kaan Ayhan'ı, stoper ikilisinde Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakçı'yı, sol bekte İsmail Jakobs'u, orta sahada Gabriel Sara ve Lucas Torreira'yı, ön hatta ise Barış Alper Yılmaz ile Victor Osimhen'i, yeni transferi bekliyoruz. Diğer iki bölge için teknik kalite öne çıkarsa Dries Mertens ve Yunus Akgün, fizik kaliteyi tercih etmesi durumunda ise Berkan Kutlu ile Roland Schallei'yi bekliyoruz. Aslında Roland Schallei'nin de durumu merak ediliyordu. Çünkü Almanya'dan transferin son gününde kadroya katılmıştı Macar futbolcu. Ancak Almanya'dan hazır bir şekilde geldi ve ilk 11'de oynamasının sürpriz olmayacağı bilgisini aldık. Burada tabii Okan Hoca için zorlu bir karar süreci başlamış durumda. Hem Dries Mertens hem de Yunus Akgün özellikle Çaykur Rizespor ve Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmalarında adeta taraftarı mest etmişti. Teknik heyetten geçer not almıştı ve ilk 11'e hazır olduklarını da göstermişti. Ancak Okan Buruk Galatasaray'daki ilk senesinde derbi maçlara imza attı. Başarılı sonuçlarda hep fizik kaliteyi ön plana koyduğu müsabakalarda 3 puana ulaşmıştı. Geçen sezon ise zorlandı ve puan kaybı yaşadığı müsabakalarda teknik kalitesi yüksek oyuncu, kapasitesi yüksek oyuncuları tercih ettiğinde puan kayıpları yaşamıştı. Bugün ve yarın aslında son antrenmanını yarın saat akşam 18'de gerçekleştirecek Galatasaray ve sonrası için maç günü toplanacak. Okan Buruk ve ekibine de zorlu saatler başlıyor diyebiliriz. Sözü tekrar stüdyoya size bırakalım. Çağatay teşekkürler. Icardi konusu aslında çok merak ediliyordu evet. Sinem. Özellikle dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi Icardi ve bugün de ilk idmanına çıktı. Yani bizdeki bilgi Çağatay da aktardı. Oynamak istiyor. Hı hı. Teknik heyete de bu isteğini dile getirdi. Tedavi için ülkesindeydi. Dün gece geldi, bugün idmana çıktı ve son kontrolleri de yapılacak. Icardi'nin benim şahsi düşüncem bir şekilde Kadıköy'deki maçta olacak. Yedek kulübesinde olma ihtimalini ben yüksek görüyorum. Icardi ile başlayalım. Senin düşüncelerin nedir? Ben açıkçası şaşırdım bu kadar çabuk antrenmana katılabilecek duruma gelmesine. Çünkü Okan Hoca'ya da birkaç kez soruldu ve hani daha biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söylemişti. Döner dönmez Arjantin'den hemen takımla birlikte çalışmalara başlaması aslında ne kadar fazla derbiyi düşündüğünü ve orada artık alabileceği sürenin maksimumunu almak istediğini gösteriyor bence. Ama zaten hani yıllardır artık alıştık Icardi'yi izlemeye ve mesela Dzeko da bence aynı tarz, aynı kafa yapısıyla, hırsla kendini motive eden isimler. Icardi de bu maçta oynamak isteyecektir. Yani bu çok sürpriz değil. %100 hazır olmasa bile belli bir noktada performans vermek isteyecektir. Sanırım
bir önceki Kadıköy, yani iki önceki Kadıköy derbisinde de sonradan oyuna girmişti. Evet, öyle hatırlıyorum. Bir gol ve asistle oynamıştı diye hatırlıyorum. Yani bence yine bir 10-15 dakika gibi bir süre de olsa bence kesin oynayacaktır. Galatasaray'da şöyle bir şey var. Genellikle yayınlarda onu söylüyorum. Sakatlık süreleri çok net değil. Evet, zaten resmi olarak sakatlık süresini açıklamıyor Galatasaray ama işte biz muhabirler, Galatasaray'a bakan muhabir arkadaşlar şunu yapıyorlar. Hemen doktorları arıyorlar. Bu sakatlık ne kadar sürer? Yaklaşık onlar da işte 3 hafta, 4 hafta diyorlar. Ama Galatasaray sağlık ekibi genellikle siz bu... Siz de ufak bir sağlık ekibine dönüşüyorsunuz artık. Dönüşüyoruz. Hemen, hamstring 2 hafta hemen falan. Hemen arıyorduk. Sakatlık ne diyordu doktor? İşte konuştuğumuz uzman kişi. Şu işte şu kadar sürer. Ya da artık biz biliyorduk. Diyorduk ki ikinci derece mi, üçüncü derece tabii, mi? Tabii değil mi? Şu kadar öğrendiniz sürer diye. Normal. Ama Galatasaray'da bu sakatlıklar çok kısa sürüyor. Hemen geri dönebiliyorlar. Sürprizler olabiliyor. Icardi'de ben 11'de başlamasını beklemiyorum. Ben de beklemiyorum. Zaten, o çok zaten o çok zor yani. Bir ihtimal. Ama bu kadar çok devamında teknik heyette de. Avrupa başlıyor. Yani hani onu da düşünülmesi de, lazım evet, sanki. Geçen sezondan çünkü biraz evet aslında... Dili yandı yani Galatasaray'ın ve Icardi'nin de keza aynı şekilde. Hani sakat sakat bu oynadığını kendisi söylemişti. Bu kadar da oynamak istiyor. Yani 11'de başlamaz ama senin de söylediğin gibi ben yedek kulübesinde olmasını özellikle takım arkadaşlarını Kadıköy'de yalnız bırakmamasını tahmin ediyorum. Bu yönde de düşüncesi olduğunu yani benim tahminim bu. Icardi'yi de biraz tanıyorsam evet. Kadıköy'de yer almak isteyecektir. Bence de. Derbi maçlar onun için çok özel çünkü. Hani oynamak istiyor ama oynayabilecek durumda olduğunu düşünmüyorum. Tabii ilerleyen günlerde de göreceğiz. Belki bu sakatlık süreci de çok kısa sürebilir. Bu fotoğraflarda bugünkü idmandan sıcak fotoğraflar. Onu da ifade edelim. Hemen işte takımla birlikte çalışmaları da evet. Katılmış. Sinem. Morali de biraz yüksek gelmiştir diye düşünüyorum. Çünkü hani ailesiyle görüştü, etti vesaire. Yine bir sürü haberler çıktı falan ama bakalım yani. Ya bir Icardi sürprizi bekliyorum. Bir şekilde olacak ve biz derbi günü Icardi'yi konuşacağız. Yani evet hani maçtan önce bugün günlerden ne? Perşembe. 2 gün önceki antrenmana katılıyorsa kısa da olsa bence süre alır. Bir ya tabii bir de Avrupa macerası başlıyor sonrasında. Evet. Onu da düşünmek lazım yani bir süre yandan. İşte adı derbi olduğu için. Süre almasa bile yedek kulübesinde bence bir şekilde... Yedekte bence %100 olur. Olacak. Bence süre de alır. Yani orada yer alacak. Belki senin söylediğin gibi de sürede bulabilir. Ama biz derbi günü yani cumartesi günü Icardi'yi kesinlikle konuşacağız. Bence de. Ya bu konuyu konuşacağız. Şimdi bir yanda Galatasaray ligde 5'te 5 yaptı. Diğer yanda Fenerbahçe 4 galibiyet 1 beraberlik. Tabii iki takımın 11'leri de muhtemel 11'lerini de rica edelim üzerine konuşmaya devam edelim. İki takım için de çok önemli. Çok. Öncelikle Galatasaray geldi. Şu anda Galatasaray'da sürpriz de bekleniyor Sinem. Sara sürprizi. Nasıl değerlendirilsin muhtemel 11'i üzerinden biraz konuşalım Galatasaray. Kaan çok iyi oynuyor. Gerçekten bekte, orta sahada nasıl görevlendirirseniz bence 7-8'lik bir performans veriyor. Abdülkerim Davinson artık herhalde bu stoper ikilisini çok fazla değiştirmeyecektir diye düşünüyorum Okan Hoca. Ki Davinson'dan da bence bu maç özelinde epey katkıya ihtiyaç duyulacak. Yani oradan oyunu kurduğu noktada zaman zaman işte duran toplarda Davinson'la biraz öne geçmeye çalışacaktır. Abdülkerim'in de performansını bence yukarı çekiyor. Sezon başlangıcı düşünüldüğünde. Jakobs iyi başladı ama tabii daha yeni. Evet. Biraz görmek lazım. Hani kimileri Berkan acaba tercih edilir mi diye soruyor ama ben zannetmiyorum. İlk 11 tercih olarak yani orijinal olarak hani sol bek varken elinde hocanın orada öyle bir tercih yapacağını düşünmüyorum. Sana da sorayım orada ben. Teknik direktör Okan Buruk'un hep bir dokunuşu oluyor. Derbilerde özellikle evet, bir dokunuşu doğru. var. O dokunuşu bence bu maçta da göreceğiz. Ofansif hattı onu konuşuruz ama savunma hattına ideali budur. Bence de. Yani hazır bir Davinson Sanchez her zaman sakatlığı veya performansı yüksekse, sakatlığı yoksa Davinson her zaman savunmada stopere ilk yazılacak isimdir. Ondan sonra Abdülkerim gelir. Kaan Jakobs bence savunma dörtlüsü bu şekilde budur, olur. Bence de. Ama bu sefer üçlü de Torreira yanında Sara mı olur, Berkan mı olur? Aslında Mertens parantez içinde Berkan'dan kastımız o.
Evet, yani işte onu bilemiyorum. Çünkü Sara'nın daha hücuma yönelik oynadığında aslında iyi verim aldığı noktanın aslında hani o iki sezondur konuşulan 8 numara gibi oynatıldığında Sara daha iyi verim veriyor. Evet. Dolayısıyla bence Sara'nın biraz daha öne çıktığı bir sistemde Galatasaray daha fazla pozisyon bulacaktır. Ama tabii ki Sara'nın o kadar ileri gitmesi o geçiş hücumlarında savunmanızı biraz zorluyor. Sara'nın ileri gitmesi Torreira'yı da yalnız bırakıyor. Evet, Torreira'yı çok yalnız bırakıyor. Tabii Fenerbahçe'nin hücum hattını ve orta sahasını düşününce tek başına Torreira'nın mücadele etmesi çok kolay değil. O yüzden orada işte Okan Hoca'nın dokunuşu ama ben Berkan hani biraz daha Torreira'nın partneri gibi de olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü hemen onu açıklayalım şimdi aklı karışan seyircilerimiz olabilir. Tabii. Grafikten doğal olarak haklıdırlar. Torreira'nın yanında Berkan'ın olduğu senaryoda Mertens yedek kulübesine Sara 10 numara pozisyonuna geçtiği bir ihtimalde biz Mertens yerine Berkan parantezini açtık. Sara'yı 10 numara pozisyona, Berkan'ı da Torreira'nın yanına düşünüyor teknik direktör Okan Buruk. Bunun üzerine de bir çalışma var. Kanatlar için neler söylersin? İşte esas mesele bu sanırım. Yani Salah tabii şu anda biraz sürpriz bir kutu. Nasıl performans verecek, Galatasaray'a ne kadar alıştı, ne kadar biliyor, hoca ondan ne istiyor onları tahmin etmek çok kolay değil diye düşünüyorum. O yüzden acaba yani Barış Alper sağda, Yunus solda ya da tam tersi şekilde mi başlar diye de düşünüyorum açıkçası. Çünkü Yunus da hem gol attı. Bence onun işte Icardi'nin, Osimhen'in olmadığı sistemde Barış'la beraber gol atması Galatasaray için çok önemliydi. Evet. Çünkü bu sezon içerisinde Galatasaray bu yarışın içinde iddialı olmak istiyorsa o katkılara çok ihtiyaç duyacaktır. Dolayısıyla acaba tane... Osar Boyde ile eşleşecek. Evet. Tam onu. Yani orada Barış Alper'in aslında fizik mücadele fizik kalitesi düşünüldüğünde daha iyi ama işte o zaman süratten feragat ediyorsunuz falan orada bilemiyorum yani. orada işte hocalıkta buralarda belli evet. olacak herhalde. İki tane aslında teknik direktör Okan Buruk'un aklında soru işareti var. Burada onu hemen sen de değindin. Yunus mu, Şalay mı yoksa işte Berkan mı, Mertens'li başlama düşüncesi mi? İki mevkide şu an için bir soru işareti olduğu söyleniyor. Ama tabii ki Şalay'ın da hazır olduğunu. Ben olsam sabah Ata Selçuk da aynı soruyu sordu bana. Sordu mu? Evet, aynı soruyu sordu. Sen olsan nasıl bir 11'le çıkardın? Ben de Sara'yı 10 numaraya koyar. Berkan'la Torreira'yı eşleştirir. Orayı rahatlatır. İleri uçta Sara'yı rahat bırakırdım. Mertens'i de gerçekten hamle oyuncusu olarak daha sonra oyuna sokardım. Şalay'ı mı Yunus mu dersen de Yunus'u oynatır. Şalay'ı benim için yedek kulübesinde. Ben de aynısını yapardım evet. muhtemelen. Çünkü gol atmış, performansını arttırmış. Hem biraz arttırmış. Daha topu da tutabilmek adına. Kesinlikle. Hem de o atmosferi iyi bilen, moralli bir oyuncu aynı zamanda. İşte gol atarak gidecek Kadıköy'e. İleri uç da çok merak ediliyor Sinan. Yani Osimhen, evet Osimhen varsa ya. Evet Osimhen oynar. Ya bu çok artık net ama evet. Elde bir Batshuayi gerçeği de var. Ama Batshuayi de sonradan arada. Oyuna girdiği zaman da inanılmaz katkı sağlıyor. Nöbetçi golcü diyebiliriz tırnak içinde artık. Yani topsuz oyundaki katkısı da Batshuayi'nin bence çok dikkat çekici ve epey fayda sağlıyor Galatasaray'a. Benim fikrim o. Yani zaman zaman hani şimdi Osimhen'in olduğu bir denklemle Batshuayi de attığınız zaman hani onun bence topsuz oyundaki performansından biraz daha bile fazla katkı alınıyor olabilir. Ama ben 11'de beklemiyorum. Osimhen bence de aldığımız bilgiler o yönde. Ama çok hırslı Batshuayi'nin maç sonu açıklamasını gördün evet. mü? Yani o yüzden hamle Osimhen olarak... Osimhen de bekliyor. Osimhen de hırslı. Herkese yüklendi derbi. Evet. Aynı şekilde Fenerbahçe'de de öyle. Tabii orada biraz daha ev sahibi olmanın ne olursa olsun bence her zaman derbide avantajı vardır. Var. Her zaman vardır. Bakalım. Bu arada Galatasaray taraftarı da resmi olarak açıklanmadı ama alınan bilgilere göre Çağatay Çelik bugün biraz araştırma yaptı. Zaten şu anda bir yasak da yok. Kadıköy'deki evet, maçta olacak. Yani olsun olmasını ya. Bekliyoruz. Sadece resmi olarak İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan resmi açıklamanın gelmesini olsun. Bekliyoruz. Ben deplasman tribünü çok seviyorum ya. Taraftarla güzel.
Her daim yani katıyor. Her maçta. Ben mesela Trabzonspor Beşiktaş maçında da Beşiktaş taraftarını görmek isterdim yani. Orada da onay çıkacaktı. Yani ben Trabzon tarafıyla da... Bu muavirlik içgüdülerin bırakmadı seni değil mi? Bırakmıyorum. Ben hemen aradım. Orada işte dostlarımız vardı. Dedim ki abi nedir? Yani okey hiçbir sıkıntı yok. Sadece İl Spor Güvenlik Kurulu şu anda toplanacak ve resmi imzayı atacak dedi. Ama daha sonra başka sıkıntılar çıktı orada. O deplasman türbünü biletlerinin evet. satışa sunulması vesairesi orada engel oldu. Galatasaray üzerinden... Konuştuk. Biraz sonra tabii ki Fenerbahçe'nin 11'de gelecek. Biraz sonra kısa bir araya gideceğiz. Ondan sonra da Fenerbahçe'nin 11'i üzerinden değerlendirme yaparız. Ama ondan önce Mustara'yı da sormak istiyorum. Bu derbilerin atmosferini en iyi bilen Türkiye'deki evet. yabancı oyunculardan biri. Yabancı demeyeyim artık bizden biri. Mustara ayrı bir parantez açarsak yorumun ne olur? Sezona çok... alışılmış Mustara performansıyla başlamadı ama aslında sezon başlarında zaman zaman böyle performans gösterdiği oluyor. Tabii ki yani bu atmosferi yıllarca içine çekmiş, yıllarca çok büyük bir parçası olmuş bir isim Mustara. Böyle bir tecrübe kalenizdeyken eminim bence savunma oyuncuları için de ya da diğer tüm bu atmosferi ilk kez yaşayacak yabancı evet. oyuncular için de bence. Özellikle Fenerbahçe'de çok fazla. Evet yani dolayısıyla çok büyük bir tecrübe. Her ne kadar çok istediği böyle alışılmış diyeyim performansından biraz uzak olsa da ki Galatasaray taraftarı ben bunu söylediğimde çok kızıyor bana. Ama biraz öyle buluyorum. Bence en son Gaziantep maçında yediği gol de bence nispeten en iyi oynadığı maçtı bu arada. Talihsiz bir gol yedi. Ama hani orada da hiç hatası yoktu diyemem ben en azından. Ama tabii derbinin havası farklı. Farklı olur. Çok yani çok fazla o maçı oynamış, oraları görmüş bir isim her daim avantajdır. Biraz sonra Fenerbahçe tarafında Livakovic'i de konuşacağız. Fenerbahçe'nin muhtemel 11 üzerinden de yorumumuzu ve Fenerbahçe'deki son gelişmeleri de sizlerle paylaşacağız ama kısa bir ara rica edelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe Galatasaray derbisini Sinem Ökten'le konuşmaya devam ediyoruz. Sinem biraz önce ağırlıklı olarak Galatasaray ve muhtemel 11'e baktık. Bir de rica edelim Fenerbahçe muhtemel 11'ine de bakalım nasıl bir 11 olabilir. Burada Jose Mourinho'dan bir Amrabat hamlesi bekleniyor. Yani bu yönde çok büyük bir beklenti İstihbarat var. İstihbarat mı var diyorsun? İstihbarat demeyeyim ama muhabir beklenti diyorsa var. Ben inanırım. Bir beklenti yılların var. Tecrübesi bunu göstermiştir ki muhabirler bunları bir şey evet. bilmeden çok söylemezler. Bugünkü gazetelerde de ağırlıklı olarak bu yönde haberler var. Amrabat sürprizi gelebilir. Nasıl yorumlarsın, nasıl değerlendirsin? Fenerbahçe'nin de kadrosu oturmuş. Tabii transferler biraz daha erken aslında sanki ilk 11 transferleri tamamlanmıştı Fenerbahçe'de. Orada tabii Amrabat sürprizi onu aynı işte Şalay gibi bilemiyorum. Ama savunma Mert Müldür, BK Çağlar, Oster Molde, Livakovic ayrı konuşuruz diye ayırdım. Bence formda bir savunma hattı Fenerbahçe'de. Fred İsmail ikilisi müthiş oturdu. Evet. Gerçekten. Onu da bozamıyor bence Jose Mourinho. Yani zaten bozmaya gerek de yok evet. yani. Ama işte oraya Amrabat nasıl dahil evet. olacak? Olay orada. Onu ben de merak ediyorum. Tadiç, Maximen, Dzeko. Evet yani tabii Szymański işte burada da bir soru işareti. Acaba o da yine buraları bilen öyle bir tercih gelir miydi? İşte onlar hep soru işareti ama kadro çok oturmuş ve bence formda. Son maç ligde biraz daha hani ikinci, üçüncü vitese düşürülen bir oyun vardı özellikle ikinci yarı itibariyle ki Jose Mourinho bundan çok memnun olmadığını da söyledi. Çünkü Kasımpaşa hakikaten birçok pozisyon buldu ama hani derbi öncesi maçlarda bence bu normaldir. Biraz rölantiye alınır, bir sakatlık yaşanmasın skoru dağılmışken tabii zaman zaman hani bu riskli sonuçlara yol açabilir ama yani tabii çok kaliteli bir kadro hakikaten. Dzeko, burada da istiyorsan ön hatta başlayalım. Ön hatta onu soracaktım aslında, onu konuşalım. Olur. En-Nesyri Kasımpaşa maçında evet. Oynadı. Şimdi herkes de o soru işareti.
Enneresi mi oynar yoksa Dzeko mu oynar diye. %51 tabii ki şu anda önde olan isim Dzeko. Ben de daha önde yani. Daha da mı önde? %60-70 falan Dzeko oynar yani. Yani yoğun bir fikstürden de çıktı. Uluslar Ligi'nde kendi ülkesinin takımıyla maçlara çıktı Dzeko ve ardından bence bu maçı da düşünerek Jose Mourinho'nun Kasımpaşa maçında biraz da dinlen dedi. Bence de yoğun bir fikstürdü yani, çünkü. O yüzden hazırdır. Dzeko da hani tıpkı Icardi bölümünde konuştuğumuz gibi bu maç böyle maçlarla, böyle atmosferlerle daha çok böyle beslenen, bu maçlarda oynamayı seven, oynayan, takıma güven veren özel karakterlerden biri. Bence Dzeko... Dzeko'yu... Yani hani %60-70 kibarlık olsun, ben %100 oynatırım %100. Yani. Hem atmosferi biliyor hem de çok formda başladı lige yani. Dün biraz böyle baktığımda Jose Mourinho işte ikisi arasında deniliyordu. Ben biraz ondan %51 diyorum, yoksa evet, sana katılıyorum. Tabii hocanın tercihiydi En-Nesyri. Çok istediği bir oyuncuydu. Yüksek bir bonservis bedeli ödendi. Yüksek bir maliyetle geldi. Beklenti de o yüzden... tabii ki artıyor onunla beraber ama bir türlü o ritmi yakalayabilmiş değil. Bence yakalayacaktır sezonun geri kalanında. Bu arada çok maç var. Yani bu daha hani tabii ki derbi diye çok büyük önem atfediyoruz ama hakikaten çok fazla maç var yani. Dolayısıyla hani En-Nesyri'nin de performans göstereceği yer gelecektir. Ama tabii ki aslında hani bu derbilerde kilit çözecek, o ağırlığını ortaya koyacak bir oyuncu olarak da transfer edilmiştir diye düşünüyorum. Onu henüz çok alabiliyor gibi görünmüyor. Fenerbahçe'nin çok iyi bir katkı. Yani Maximen, Tadic, Dzeko, Ennesi, işte Amrabat ile Rus'ta düşündüğümüzde hani orta sahanın biraz daha o ikilinin önünde gibi hücum ben düşünüyorum. Çok kuvvetli, çok bir 11'i bu. Çok kuvvetli bir 11'i var. Savunma anlamında da işte burada Cicu'nun bir sakatlık dönemi oldu ama takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor. Bence orada yine Çağlar Bekayu görürüz gibi geliyor ama Jose Mourinho'nun da bir dokunuşu olacaktır. Yani tabii. Orada bir derbi dokunuşuna imza atacak. Şunu ben sana sorayım. Sence Fenerbahçe hani bu benzer bir muhtemel 11 ile önce skoru alıp sonra daha çok hani dengeyi belirleyeyim tarafında mı olur? Hani baskılı başlayayım yoksa biraz daha rölantide başlayan bir derbi 11 mi bu? Yani Amrabat hamlesine de bakacak olursak bence yani genel olarak düşüneceğim. Sadece muhtemel 11'den değil. İç sahada taraftarlarıyla birlikte bence baskılı başlayan bence bir Fenerbahçe olacak. Ben de öyle düşünüyorum. Erkenden skoru bulup üzerine gitmek isteyecektir. Farkı açmak isteyecektir. Çünkü Galatasaray kontrollü başlayacak. Büyük ihtimalle bir nevi Kadıköy'den alınan bir puan da iyi bir sonuç olabilir. Galibiyet için gidecekler. Kesinlikle teknik direktör Okan Buruk galibiyet için gideceğiz diyor ama alınan bir puan da Kadıköy'den, derbiden kötü bir sonuç değil. Ama bence Mourinho biraz daha ofansif oynayıp kendi taraftarıyla kendi sahasındaki avantajı kullanıp bir gol attığında seyir değişebilir. Bu sefer tabii, çünkü daha fazla erken üzerine gelecek Galatasaray. Vesaire. Arkada daha fazla alan bulacak ve hızlı oyuncularında işte Maximen gibi hızlı oyuncularla da daha rahat skora da gidebilir. Ben Jose Mourinho'nun biraz daha atak futbolla başlayacağını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani biraz daha erken skoru alayım. Bir de tabii biz muhtemel 11'le üzerinden konuşuyoruz ama daha idmanlar devam edecek. Tabii canım, taktik idmanlar olacak. Cumartesi. Her gün. Cumartesi bir şey de kalmamış Deniz. Geldi yani valla. Bir yarın var. Cumartesi günde bir ter idmanı yaparlar. Bitti. Bakalım biz de, gideceğim maça. Maç nasıl güne, olacak? Biz de oradayız. Beraberiz. Görüşürüz orada. Yoğun bir maç günü olacak bizde. Livakovic'i de konuşalım Livakovic istiyorsan. İçin evet biraz önce Muslera'yı konuşurken Livakovic de son 3 maçta gol yemedi. Toplamda 4 maçta gol yemedi. Çok formda başladı bence. Çok formda başladı. O işte geçen sezon biraz form düşüklüğü yaşadığı, biraz alışmakta zorlandığı dönemler vardı ve o zaman çok eleştirildi. Hani Hırvatistan milli takımındaki tabii performansı o kadar dillere destandı ki hemen o performans, o seviye beklendi. Bence tabii önündeki dörtlü de çok değişti bu arada. Çağlar'ın orada olması Livakovic için bir güvence diyeyim. Oldu yani çünkü Jose Mourinho da Çağlar'dan vazgeçemiyor. Çünkü. Evet. Ama dediğin gibi orada sürekli değişen işte sakatlıktır vesairedir. Orada değişen bir defans hattı var. O da etkilemişti. Bence şu an çok çok formda. İki
kaleci de çok iyi. Yani genellikle derbilerde biz böyle hep golcüleri konuşuruz ama bazı derbiler öyle bir senaryo yazar ki bu sefer kalecileri konuşuruz. Kaleciler damga vurur. Yine bence hani böyle biraz beklerin, biraz kalecilerin performansıyla evet belirlenecek bir derbi bekliyorum. Acaba işte bu son dönemlerdeki gibi aman kaybetmeyelim fikri mi olacak maça başlarken iki takımda, yoksa gümbür gümbür oynayalım fikri mi, onu bilmiyorum. Yani bir çünkü kontrol olacaktır kesin ama biraz önce söylediğim yeniliğim, yani Jose Mourinho biraz atak oynayacaktır. Jose Mourinho, Okan Buruk karşılaşması ve oradaki işte satranç diyebiliriz belki. Orada artık bir taktik savaşı olacak. O da bize keyif verecek. Muhtemelen. Aslında oraya geçmeden önce de bir haberimiz var. Jose Mourinho ile Okan Buruk'un derbi karneleri ve karşılaştırmalarını derledik. Eğer hazırsa bu haberimize gidelim. Ardından da Jose Mourinho ve Okan Buruk hakkında düşüncelerimizi ve beklentilerimizi sizlerle paylaşalım. Öncelikle habere gidelim, tekrar konuşacağız. Derbiye sayılı günler kala heyecan gün geçtikçe artıyor. 401. randevuya çıkacak iki takım bu yıl kurmuş oldukları yıldız kadrolarla heyecanı daha fazla arttırdı. Bir tarafta Dušan Tadić, Alan Saint-Maximin, Edin Džekolu Fenerbahçe, diğer tarafta Victor Osimhen, Hakim Ziyech, Barış Alperli Galatasaray. Son yılların en keyifli derbisi olacağını düşünen her iki takımın taraftarının da hocasına karşı güvenleri tam. Bir tarafta Avrupa'da 3 farklı turnuvada kupa kazanmış olan tek teknik adam Jose Mourinho, diğer tarafta sarı kırmızılı ekiple her geçen gün yeni rekorlar kıran Okan Buruk. Karşılıklı taktik savaşlarından oluşacak bu mücadelede teknik direktörlerin adeta deneyimlerinin konuşacağı bir maç olması bekleniyor. Okan Buruk 2022 yılında gelmiş olduğu Galatasaray'ın başında toplamda 14 derbiye çıktı. 14 derbide 9 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan teknik adam Fenerbahçe'ye karşı çıkmış olduğu 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bu derbi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Türk futbolundaki ilk derbisi olacak. Ünlü Portekizli teknik adam kariyerinde birçok büyük maça çıkmış olsa da Süper Lig'deki bu ilk derbisi hem Mourinho hem de Fenerbahçe için özel bir anlam taşıyor. Tecrübeli teknik adam birbirinden farklı liglerde ve turnuvalarda 78 derbi maçına çıktı. Söz konusu maçlarda 41 galibiyet, 19 beraberlik, 18 mağlubiyet alan Jose Mourinho, Galatasaray maçıyla bu özel tablosuna bir yeni galibiyet daha eklemek istiyor. Porto'nun başında Benfica ve Sporting'e karşı 9 maça çıkan Mourinho 7 galibiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Premier Lig'de 3 farklı takımı çalıştıran Mourinho 42 derbide 17 galibiyet, 13 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. İspanya'da 12 kez derbi maçına çıkan Portekizli teknik adam 8 galibiyetle sahadan ayrılırken İtalya'da ise 9 maçta 4 galibiyet elde etti. I think Fenerbahçe chose me. İki takımın teknik direktörüne dair notlar bu şekildeydi. Sinem, bir tarafta Jose Mourinho Avrupa'da birçok derbiye çıktı ama Türkiye'de ilk derbisi, bu bence önemli. Diğer tarafta teknik direktör Okan Buruk Türkiye'de hem futbolcu hem de teknik adam olarak birçok derbiye çıktı. Bu havayı çok iyi biliyor. İki teknik direktörü de karşılaştırdığında nasıl bir tablo çıkıyor ortaya? Valla aslında güzel bir tablo çıkıyor ortaya. Çünkü tek maç üzerinden, derbi mücadele üzerinden taktik karşılaşması ya da işte yeni şeyler deneme konusunda çok cesur iki teknik direktör var ve bu konuda başarılılar. Jose Mourinho işte çok büyük derbilere çıktı tabii. Evet. Dünya derbilerine çıktı. Zaman zaman mesela oradaki futbolu eleştirilirdi. Hatta bir Liverpool maç sonuydu galiba. İstiyorlarsa topu alıp eve götürebilirler. 3 puan benim demişti. Yani tek maç üzerinden birçok farklı şey deneyip iyi sonuç almış iki teknik direktör var. Okan Hoca'nın da bence hani tek maçlık planlama konusunda gerçekten iyi bir karnesi var. Hatırlıyorum yani Bayern Münih maçları mesela ikisi de çok acayipti. İlk iki sezon önceki Kadıköy işte orada Barış Alper'i sürpriz farklı bir motivasyon oluyor. O çok başarılı bir sonuç vermişti Galatasaray adına. Dolayısıyla hani böyle bir tek maçlık planlama
O başka bir şeydir ve bu konuda iki mastermind izleyeceğiz yani. Jose Mourinho da bu maç öncesi işte en son düzenlediği basın toplantısında Alper Yemenci'ye takılarak aslında orada ne kadar iyi bir iletişimci olduğunu bir kez daha gösterdi. Kendisinin çok rahat olduğunu vurguladı. Siz de rahat olun dedi. Hani o baskıyı biraz hafifletmek istedi sanırım. Ama dediğim gibi Türkiye'deki ilk derbisi. Evet. Avrupa'da çok derbiye çıkmış olabilirsiniz ama Türkiye'de derbi burası her zaman... Burası Süper Lig değil burası mi? Burası Süper Lig. Farklı bir atmosferi var. Bir yandan da hem futbolcuyken hem teknik direktörken bu derbilerin havasını soluyan bir teknik direktör var. Yani ben Okan Buruk'un burada biraz da en azından buradaki futbol iklimini bildiği için ön planda olduğunu düşünüyorum ama bir tarafta da Jose Mourinho gibi bir futbol aklı var. Her dakika her şeyi lehine çevirebilir. Evet. Her hamlesi merakla bekleniyor. Benim derbiyle ilgili genel düşüncem, bu arada şu istatistikleri de ifade edelim. Düşüncemi söylemeden önce. 78 derbi var Jose Mourinho'nun karnesinde. 41 galibiyet, 19 beraberlik, 18 mağlubiyet şeklinde. Tabii Avrupa'da çıktığı karşılaşmalarda oynadığı derbi maçlarını derledik. Diğer tarafta... Çok iddialı bir rakam bu arada. İddialı bir rakam. 78 yani. Bayağı tecrübesi var bu konuda. Teknik direktör Okan Buruk'un ise 14 derbisi var. 9 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet şeklinde derbi sayısı Okan Buruk'un. Okan Hoca, derbilerde çok farklı bir motivasyonu oluyor. Yani bunu hissedebiliyoruz. Hazırlığı. Evet, hazırlığı çok farklı oluyor ama şu anda Ufukan Karaca'nın da söylediği gibi geçen gün programda milli ara sonrası lig başlar demişti. Aynen. Ben de şunu, yani lig bu hafta başlayacak. Makas öyle, o kadar açıldı ki Anadolu takımlarıyla, işte Fenerbahçe, Galatasaray bu sezon Beşiktaş arasında. Trabzonspor da belki Şenol Güneş'le birlikte eklenir. Ama önceki maçları artık kriter olarak göremiyoruz. Özellikle Çaykur Rizespor, üzerine Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçı Galatasaray için bir kriter olarak alamıyorsunuz. Çünkü arada dağlar kadar fark var. Keza Fenerbahçe için de bunu söyleyebiliriz. İki güçlü takımın karşılaşması ve Süper Lig'deki bence en merakla beklenen mücadele. Ya bu biraz aslında olumsuz bir şey. Yani ligin değerinin giderek aslında aşağı doğru ilerlediğini gösteren bir şey. Bu kısmını ayrı konuşup tartışmak lazım bence. Evet. Çünkü gerçekten çok fazla açılıyor artık makas. Belki işte bilmiyorum, bir sürü öneri var. Bir sürü başka dalı var bunu konuşulabilecek ama yani bu kadar takımla bu lig biraz kaliteden fazla ödün vermeye Sabah, başladı. Sabah yine Atasaray'da aynı konuyu konuştuk. Herkes, aklın yolu bir. herkesin düşüncesi bu, aklın aynen yolu bir senin dediğin gibi. Yani bu kadar takım sayısı Süper Lig için çok fazla. Ve bu makas yani öyle bir açıldı ki kapanmıyor artık. Yani evet, ben hani biraz transferlerle beraber böyle kadroları işte yeni sezona hazırlanırken baktım. Yani çok kötü görünmüyordu aslında ama saha içi uygulamaya başlayınca iyi transferler yapılmış dahi olsa, yani kadro fena görünmüyor dahi olsa, yani oyun seviyesi, kalitesi bayağı düşük kalıyor. Fenerbahçe'de derbide ilk kez oynayacak olan isimler var. Hemen önümde de listeden söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 7 idi. 7 isim Fenerbahçe'de ilk kez forma giyecek. Genellikle yeni transferler zaten. Öncelikle bir haberimiz var. Ona gidelim. Ardından da derbiyi konuşmaya devam edelim. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne olacak. Sarı lacivertlerde 7 futbolcu Mourinho'nun görev vermesi durumunda ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çıkacak. Lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde olan Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibini ağırlayacak. Kanarya'da 7 futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho'nun görev vermesi halinde Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilk kez çıkacak. Yeni transferler Yusuf En-Nesyri, Alan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Levent Mercan, Filip Kostić ve Cenk Tosun. Teknik direktör Jose Mourinho'nun görev vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde forma giyecek.
Geçtiğimiz sezon kadroda yer alan futbolculardan Mert Müldür, Galatasaray'la oynanan iki lig maçında da yedek kulübesinde yer almıştı. Geride kalan sezonun ikinci yarısında lisansı çıkartılmayan Ryan Kent'le Sivas Spor'da oynayan Bartu Elmaz da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sahaya çıkmamıştı. Sarı Kırmızılı ekipte ise 5 futbolcu Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çıkacak. Yeni transferler Victor Osimhen, İsmail Jakobs, Elias Yelert, Gabriel Sara, Roland Şalay'ı, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde forma giyecek. Yeni transferler genellikle ama derbi haftalarında yapılan haberlerdir bunlar. Kimler tabii, ilk defa sahada olacak? Kaçıncı kez karşı karşıya evet, geliyorlar? Bunlar klasiktir. O derbi haftasında olan ajans haberleri, editör haberleri dediğimiz haberlerdir ama bunlar arasında öyle isimler var ki işte En-Nesyri, Amrabat, Maximen, Fenerbahçe cephesinden önemli isimler. Ve ilk maçta bu heyecanı yaşamak için bence biraz sabırsızlanıyor da olabilirler. Tabii özellikle Maximen hani net olarak 11'de yazabildiğimiz bir isim olduğu için oradan evet. Başlayayım. En-Nesyri bence olmayacaktır 11'de. Sonradan girebilir. Sen Dzeko'yu oynattın. Ben Dzeko'yu oynatıyorum 11'de. Çok iyi başladı sezonu ve hani böyle tatlı bir husumet mi desek, tatlı bir mücadele mi rekabet. Desek? Yani rekabet mi desek artık yani o da var. O yüzden bence tam maçı yani hani böyle isimlerden verim alabilmek için. İşte Icardi de o yüzden hani dönüyor. Az da olsa yani 5 dakika bile olsa oynamak ister eminim. Onun farklı bir ayrı bir motivasyonu vardır bence. Icardi Fenerbahçe maçı olmasaydı döner miydi? İşte dönmeyebilirdi İşte bu, yani. Bu maçların ayrı bir motivasyonu var senin dediğin gibi. Ben futbolcu olsam sırf bu maçı beklerim. Sırf böyle büyük maçları beklerim yani derbi maçlarını beklerim ki oynayayım. Yani orada ne bileyim işte bir elbet kendime bir hikaye çıkarırım motive edecek. O yüzden bence bu isimler de çok hırslı ve tutkulu isimler. O yüzden bu maçta derbi maçta oynamayı istersin ya. Bence Icardi normal bir Süper Lig maçı yani derbi dışında herhangi bir maç olsaydı biraz daha bekleyebilirdi. Bu kadar erken dönmezdi. Biri biliyorsun. Onda bile yani. İnanılmaz hırslı. Hani geçen sezonu mesela çıkıyordu. O kadar çok maça çıkmasına gerek yoktu. Bir de rekabet de var senin söylediğin gibi Sinem. Yani geçen maçtan hani hatırlıyorum. Var yani hani orada da biraz Kadıköy'deki maçta Icardi ile Dzeko arasında evet. Öyle bir gerilim yaşanmıştı. Hatırlıyorum yansımıştı. Son tabii Rams Park'taki maç çok olaylıydı evet. Devamı. Tabii şimdi bunlar hep bekleniyor. Bekletiliyor. O gün iyice su yüzüne çıkıyor. Herkesin bir böyle nasıl diyeyim artık bir hesaplaşma haline getirdiği bir hikayesi vardır bence derbiye dair. Özellikle Icardi için yayının başında da konuştuk. Fenerbahçe maçları özel maçlar yani kendisini ayrı bir motive ediyor ve o maçlarda sahada olmayı kesinlikle istiyor. Zaten bizim de buradaki çıkış yerimiz bu. Icardi'nin evet. Bu düşüncesi hemen dün gece geç saatlerde geldi. Bugün de idmana çıktı. Derbi yayını azıcık hasta olsan yapmak istemez misin? Kesinlikle isterim. Ben de isterim. Yani ya derbi günü kaçırmak istemem. Bekleriz yani hep derbi günü olsun. Ben sabahtan başlıyorum heyecanlı yaşamaya böyle. Açıyorum bütün programları izliyorum. İşte eski maçların özetleri geçiyor bir şekilde. Onları izliyorum. İşte stada gidiyorum. Orada böyle daha farklı bir enerjiyle insan yayın yapıyor. Taraftarla bir araya geliyor o atmosfer falan. Yani bizi bile heyecanlandırıyor. Düşün bir de sahada futbolcu. Ana aktör olduğunu. Burada bu hafta teknik direktörleri de konuk ettik. Genellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giymiş, görev yapmış isimler de katıldı. Hepsi Sertip şunu diyor. Farklı bir atmosfer. Bazı oyuncular uyuyamazdı diyor. Şimdi ben onu olduğunu düşünmüyorum pek de. Eski derbinin evet, tadı pek... Evet o kadar. Olduğunu... Hiçbir şeyin olmadığı gibi. Evet eski derbilerinde de o tadı yok ama farklı bir heyecan da var. Bakalım o heyecan sahaya nasıl yansıyacak? Senin söylediğin gibi bazı zihinlerin arkasında hesaplaşmalar futbolcularda olur. Olur tabii. Tekrar sahada bu kalacak şekilde mücadeleye yansır. Bakalım 90 dakikada göreceğiz. Tabii biraz sonra kısa bir araya gideceğiz ama araya da gitmeden önce şimdi Wolde'da da sen de göreceksin. Torreira. Torreira da Galatasaray için hani o 11'in göbeğinde vazgeçilmez sanki bir puzzle'ın çektiğiniz ya da işte bir
oyunun çektiğin zaman bütün kulenin yıkılmasını sağlayacak oyuncu gibi öyle duruyor. Öyle yani, Torreira hani iskeletin de ana böyle evet, nasıl diyeyim, tutkal noktası. Sanki oradan gibi çekemezsiniz yani, evet, gibi. Hani herkes mesela, Muslera bile değişebilir, Torreira değişmez gibi. Evet, gerçekten öyle. Çok fazla rolü var ve bu rolleri diyeyim daha doğrusu, her zaman en iyisini vererek yerine getiriyor. Zaten yetenek kapasitesi çok yüksek bir oyuncuydu hep, bu arada öyleydi. İşte Premier Lig'de biraz fiziksel dezavantaj yaşadığı için çok beklentileri karşılayamamış olabilir ama yani gerçekten Torreira'nın varlığı Galatasaray için çok çok büyük bir şans. Sinem, kısa bir aramız var. Tabii. Ardından derbiyi konuşmaya devam edeceğiz. Daha derbiyle ilgili hazırlıklarımız var. Onları da sizlerle paylaşacağız. Kısa bir ara, tekrar buradayız. Satır arası devam ediyor. Sinem Ökten'le birlikte derbiyi konuşuyorduk ve derbinin kalan bölümünde tekrar değerlendirmek istiyorum. Elimizde kalan bölümlerden devam edelim. Özellikle biraz önce Davinson Sanchez'i konuştuk. Mevki konuştuk. Muslera, evet, Livakovic, forvetleri, kanatları, Torreira'yı. Ama Davinson Sanchez'i konuştuk. Bir de Çağlar'ı aslında konuşmak evet, istiyorum. Çünkü savunmada çok önemli bir rolü var. Özellikle Jose Mourinho'nun da vazgeçilmezlerinden biri oldu. Bununla ilgili bir haberimiz var. Öncelikle haberimizi izleyelim, üzerine yorumumuzu yapalım. Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho'nun sarı lacivertli takımda göreve başladığından bu yana en büyük etkisi savunma hattına oldu. Süper Lig'deki 5 maçın 4'ünü gol yemeden kazanan ve sadece 2 gol yiyen Fenerbahçe'de savunma hattında taşlar yerine oturdu. Göreve gelir gelmez Çağlar Söyüncü'nün bonservisinin Atletico Madrid'den alınmasını talep eden Mourinho, milli futbolcudan ciddi bir katkı aldı. Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 9 maçın tamamında sahada olan, 8'ine ise 11'de başlayan tecrübeli futbolcu hocasından tam not aldı. Savunma tandeminde hem Bekao hem de Cicu ile iyi bir uyum yakalayan milli futbolcu, derbide de Mourinho'nun en güvendiği isimlerden biri olacak. Geçtiğimiz sezon Rams Park'ta oynanan maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü kaydeden Çağlar Söyüncü, bu sezon hem sağ hem de sol stoperde oynadı. Haberimiz bu şekildeydi. Sinem, tabii Çağlar biraz önce de işte haberimizde de vardı. 9 maçın 8'inde 11'de sahaya çıktı. Jose Mourinho için vazgeçilmezlerden biri. Sen performansını nasıl buluyorsun? Özellikle savunma anlamında da çok başarılı bir Fenerbahçe var. Bence Fenerbahçe'de tekrardan o Çağlar'ı hatırladığımız performansına kavuştu. Leicester'da çok çok iyi bir sezon geçirmişti aslında. Sonrasında işte oradaki menajerlik değişimi ve sakatlıklar derken biraz sıkıntı yaşadı. Kontrat mevzusu yüzünden oynayamadı. Aslında oralarda da iyiydi ve bence Leicester'ın çok fazla ihtiyacı vardı Çağlar'a. Sonrasında Atletico Madrid. Orada da tabii özellikle ana planı savunma üzerinden kuran bir Simeone ile çalışmak o kadar uzun süre oynamadıktan sonra çok kolay değil. Yine ki sakatlıklar da vardı. Dolayısıyla bu hikaye Çağlar'ı Fenerbahçe'ye kadar getirdi ve Fenerbahçe'de de bence o aranan savunma tandemini oluşturan isim oldu. Birkaç böyle dengesiz performansın ardından müthiş bir ritim tutturdu Çağlar ve dediğin gibi Jose Mourinho'nun 11'inde yerini aldı. Çok kaliteli bir isim. Gerçekten oyun zekası, fizik gücü, üst düzey bir isim. Mesela milli takımda da onu çok aradık, evet, bence savunmada. O yüzden Çağlar varken hani bir tane eksik düşüneceğiniz yani bir şey oluyor. Yani yanında Bekao da oynasa, Cicu da oynasa. Ben mesela Bekao ile daha iyi ikili olacaklarını hep düşünmüştüm. Ama hani Cicu'yla da hiç evet, problem sağlıyor, yaşamadılar. Hatta oturdu oradaki performansları.
Ama ben Bekao'yla da, hatta ilk transfer olduğunda daha çok sanki Çağlar Bekao eşleştirmiştim. Şimdi göreceğiz bakalım. Abdülkerim Galatasaray'da nasıl artık orada sabit yanın işte, evet. Nelson, Davinson sakatlığı nedeniyle değişiyor. Orada biraz artık Davinson'un liderliği var. Evet, artık o. Bakalım. Ama burada Çağlar'ın liderliği bence, var. Bence evet, biraz daha ön planda performansı. Çağlar gerçekten yani 9 maçın 8'inde forma giyiyor. Livakovic'in inanılmaz bir performansı var. Ve 5 maçın 4'ünde kaleyi gole kapatmak çok başarılı bir şey. Çok yani güzel. Derbiye de bu anlamda, savunma anlamında çok başarılı bir şekilde çıkacak. Fenerbahçe taraftarı önünde tabii galibiyeti arayacak. Senin derbiyle ilgili eklemek istediğin son yorumlarını alayım. Nasıl bir derbi bekliyorsun? Gönlünden, yüreğinden neler geçiyor? Yüreğimden geçen aslında tempolu, biraz hafif kaoslu, böyle eski tip derbi heyecanı yaşamak istiyorum. Her seferinde de aslında böyle bir maç bekliyorum Fenerbahçe-Galatasaray arasında, ama işte işin içinde taraftarlar ve sosyal medya baskısı olduğu için zaman zaman biraz daha belki işte frenleyebiliyor bu beklentileri her şey. Ve dediğim gibi işte yani bu maçı kaybetmek aslında iki takım için sezon devamı düşünüldüğünde çok fazla şey ifade etmese de, adı derbi olduğu için ve böyle bir gelenekle beraber aslında sahaya çıkılacağı için tabii ki maçın önemi daha da artıyor. Ama ben hakikaten böyle pozisyonlu, belki zaman zaman atmosferin saha içinde tansiyonu kızışacağı, evet yani öyle bir derbi bekliyorum. Bakalım. Bu arada kart da olabilir yani. Söylediğine katılıyorum. Genellikle şöyle söylerler. Ya bir derbi sonuçta ne olacak? Sezon içerisinde kaç tane maç var? İşte hepsinde 3 puan var. Ya bu evet. Sadece onlardan biri deniyor ama öyle değil. Öyle değil işte, evet. Ya bu maçın mentali çok farklı. Yani bir gol atıyorsunuz. Yani sezonlarca konuşuluyor sonrasında. Yıllarca konuşuluyor. O gol hatırlanıyor. Yani hani düşününce işte o etkisi çok büyük. Evet. Etkisi çok herkes büyük. Herkes böyle normalleştirmeye için çalışanlar var. İşte bütün yok sezonki ya, maçlardan maç sadece biri yani diye, ama normal bir maç değil. Değil. Ya bu maçı kazanan mental olarak yolunda farklı devam ediyor. Ya şimdi bir sürü hazırlığı farklı var, düşün yani, eminim koreografi hazırlığı vardır. İşte taraftarların o gün için ayrı bir sürü ritüeli olacak. İşte deplasman muhtemelen gelecek şu andaki. Umarım da olur dediğim gibi. Yani ben mutlaka derbilerde deplasman tribünü görmeyi seviyorum. İşte onların ayrı bir hazırlığı var. Herkes maçın 11'ini tahmin etmeye çalışıyor. Dzeko Mayen-Nesyri mi, işte Icardi gelmiş, antrenmana çıkmış, anladın mı? Yani günlerce böyle besliyoruz bu hikayeyi ve sonunda çıkıyorlar sahaya. O yüzden bunun böyle etkisini çok ufaltmak ya da azaltmak mümkün değil. Tabii ki çok da büyütmeye aslında gerek yok. Evet. İşin keyfini sürelim. Böyle hani hakikaten derbi. Ara ara tansiyon, bol gol, bol pozisyon. Böyle saha kenarında da ateşli iki isim var. Mourinho, Okan Buruk. Her şeyiyle aslında keyifli bir ben akşama gebe ama bilemiyorum. Jose Mourinho arasındaki diyalogları da merak ediyorum. Çünkü vallahi Jose Mourinho da mesaj yolluyor. Bazen Okan Buruk da cevap veriyor. Ben hocalara kart falan bekliyorum bu arada. Hem belki takımları ateşlemek adına biraz teknik faul gibi. Hani zaman zaman basketbolda koçlar yapar takımı ateşlemek için. Sağ kenarında Okan Buruk da yani hareketli, evet, teknik direktörlerden biri. İki hoca da çok hareketli. Evet. Onları da ayrı izleyeceğim yani. Ben orada bir elektriklenme bekliyorum. Olabilir. Kesinlikle. Sağ içinde kesin zaman zaman tansiyon artacaktır ama hani bu çok büyüsün kesin değil. Taraftar kimse değil. Ama bu normaldir de. Yani çok işte haftalarca konuşulan, günlerce konuşulan bir şeyin oyuncular üzerinde yarattığı baskı da fazladır. Skor tabii ki çok etkili olacak. Taraftar inanılmaz etkili olacaktır. Oradaki atmosfer. Dolayısıyla böyle birçok şeye gebe bir derbi bizi bekliyor. İnşallah böyle tadı damağımızda kalır. Öyle güzel bir maç izleriz. Hep şunu söyledim derbiyle ilgili. Hakemi çok konuşmayız inşallah. İnşallah. Yani bu çok yani klişedir. Hakemi hiç girmedik. Hiç de girmek istemiyorum. Bu çok klişedir ama yani maalesef işte hakem performanslarından, evet, hemen her hafta maalesef konuşmak durumunda kalıyoruz. Çünkü orada da ciddi bir muhakkak konuşacağız. Gidiş var.
Çok konuşmayacağız. Gerçekten mesela hani şey klişesine kaçmıyorum ben. Yani dostluk içerisinde oynansın. Taraftarlar hiç kimse bir şey demesin falan. Böyle bir senaryo yazmıyorum. Bunun da çok taraftarı değilim bu arada. Ben o heyecanı, o tutkuyu saha içinde görmek isterim derbide. Ama yani hakemi konuşmak hiç istemem gerçekten. Oyuncuları konuşalım. Yani büyük ihtimalle konuşacağız. Pozisyonları konuşalım. Yani benim temennim de seninle aynı şekilde. Hiç konuşmayalım ama derbide bir pozisyona ya da hakimin üzerine normalde bir bakılıyorsa beş bakılmaya başlayacak. Tabii. Daha fazla incelenecek, sık dokunacak. Ben yine de konuşacağımızı düşünüyorum. Umarım çok büyük hataları konuşmayız. Çünkü, evet inşallah. Ya oyun aksın biraz. Evet. Ben öyle istiyorum. Yani top oyunda kalsın. Top biraz oyunda kalsın. Evet. İşte yani çok önceki uzun sürekli çok her fazla şeyi hani biraz oynatmaya yönelik. Evet. Bir bakış açısıyla oynansın. Çok isterim ama bakalım. Sinem, derbi bölümünü çok önemli bir isimle, derbi yorumuyla kapatalım istiyorum. Türk futbolunun duayen isimlerinden Mustafa Denizli, efsane isim. Büyük takımlarda teknik direktör olarak görev yaptı. Birçok başarıya imza attı, şampiyonluklar yaşadı. Teknik direktör Mustafa Denizli, Mehmet Ayan'la birlikte yaptığı programda derbiye değindi. Derbiyle ilgili yorumunu paylaştı. Biz de köşe vuruşundan o bölümü sizler için aldık. Teknik direktör, duayen ismin görüşlerine yer vermek istedik. Mustafa Denizli'nin Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi görüşlerine gidelim. Ardından da dijital trendler köşemizde tekrar karşınızda olacağız. Israrla derbi tahmininizi, analizinizi bekleyenler var. Derbi tahmini daha ve her zaman söylüyorum. Derbi tahminleri zor tahminlerdir. Yani veriler derbiler için çok fazla bir şey ifade etmez. Yani o takım böyle gelmiş, diğer takım böyle gelmiş. Saritası şu olmuş. Yani şu olmuş, bu olmuş. Onların çok fazla bir önemi yoktur. Dolayısıyla yani geçen gün de söyledim. Yani Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçındaki görüntüsü Galatasaray için aleyhte bir faktör oldu. Yani Fenerbahçe, orada da çok net söyledim. Yani Kasımpaşa maçının ikinci yarısındaki kadar bundan sonra ligde oynayacağı hiçbir maçta rakibine bu kadar mahkum olmaz. O yani çok net bir şekilde ortada. Dolayısıyla o görüntüyü bozmak mecburiyetinde, şartlar ne olursa olsun Galatasaray'ın 2 puan, 1 puan önünde olmasına rağmen normal şartlarda 2 puan gerisinde. Bu maç oynansın, oynanmasın. Ha, oynanır, kazanırsa o zaman şartlar değişir. Yani Fenerbahçe kazanırsa o zaman 1 puan, maç sayıları eşit olduğu Galatasaray kazandığı takdirde 1 puan öne geçer. Dolayısıyla bu maçın şampiyonluk üzerinde Galatasaray kazanmazsa çok fazla bir şeyi, sonucu etkileyeceği olmaz. Yanlarında bir de Beşiktaş var. Yani Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın puan kaybı aynı. Aralarında bir Galatasaray'ın yok. Başakşehir'de aynı. Başakşehir'de aynı. Yarın Samsun maçı var. Yani Başakşehir içeride dışarıda iyi sonuçlar alıyor. Dolayısıyla o da burada ben varım diyor. Çünkü Başakşehir'in kadrosu bu ligin yani üst sıralarını zorlayacak. Hakikaten dördüncülüğü Trabzonspor'la kadro kalitesi paylaşır yani. Paylaşır. Ya, Trabzon'un kalitesi performansı gösterirse geçer de kalite olarak bugün performans neredeyse eşit dördüncülük için. Net bir şekilde. Peki Okan Hoca'yla bitirelim. Selçuk Hoca galiba yetişmedi ama Ahmetler biraz sonra yapacaklar yayını. Kazanarak liderliğiyle geçirmek, puan kaybetmeyen tek takım olmak istiyorduk. Çok istekliydik. Üretkenlik anlamında bir önceki maçtan daha iyiydik. İkinci yarı tempomuz düştü. Fenerbahçe maçı öncesi çok kritikti. 5'te 5 ile devam ediyoruz. Fenerbahçe maçını kazanmak için sahada olacağız. Kavgasız, dövüşsüz ve futbol kalitesinin yüksek olduğu bir derbi olsun. Hakem performansı konuşulmasın. Sakin kalmalıyız ve provokasyonlara uymamalıyız. Sonuç ne olursa olsun iki takım da bir şey kaybetmeyecek. Psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için oynayacak demiş. Son cümle öğrenciniz için ne diyorsunuz? Son iki cümle özellikle. Bir şey kaybetmeyecek mi? Psikolojik üstünlüğü geçirmek için oynayacaklar. Doğru. Ya bu psikolojik. Ama son maçını Galatasaray kimle oynadı? Rize, Antep. İkinci cümleye bakar mısın?
Kazanarak liderliğe geçirmek, puan kaybetmeyen tek takım olmak istiyorduk. Çok istekliydik. Üretkenlik anlamında... O kadar. Şimdi oradan başla. Üretkenlik anlamında bir önceki maçtan daha iyiydik. 5-0'ı beğenmedi. Ha, anladım. Okan Hoca'nın da tıpkı senin gibi 5-0'ı beğenmediğini söylüyorsunuz hocam. 5-0'dan sonra burada aynı şeyi konuştuk. Aynen. Bir önceki maçtan daha iyiydik. 3 attım. Bu maçta golleri çıkart. Bayağı oynuyor Galatasaray. Oynuyor. Öbür maçta çıkart. Yani diyor ki hoca, yani Okan Hoca da aynı yönde bakıyor. Yani bu futbolun gerçeği bu arada. Gerçeği bu. İyi yakaladın. Satır arası kaldığı yerden devam ediyor. Mustafa Deniz'in derbi ile ilgili yorumlarını sizlerle buluşturduk. Dijital trendler köşemizdeyiz şu anda ve HTSpor.com müdürü İnanç Ergülen bizlerle birlikte. Her bölümde olduğu gibi satır arasında dijital trendler bölümü her gün yer alıyor ve bir kez daha hatırlatalım. İnanç hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Bugün yine seninle birlikteyiz. Yine çok şıksın. Teşekkür ederim. Özellikle bugün hangi haberler ön plana çıktı ve sosyal medyada en çok hangi paylaşımlar yapıldı? Bunlar üzerinden konuşacağız. Sinem Ökten de bizimle birlikte. Sinem, senin de eşlik etmek istediğin noktada olursa tabii memnuniyetle yorumlarını rica edelim. İnanç buyur. Tabii ki büyük bir derbi oynanacak hafta sonu. Tabii ki de merak edilen haberlerin başında derbi haberleri geliyor. Bununla birlikte manşetimizin birinci sırasında dev derbinin kilit isimleri. Biraz daha detaylandırmak gerekirse Okan Buruk, Mourinho, Livakovic, Mustera gibi bölgelerin eşleştirilmesine sezon başından bu yana ısı haritalarıyla birlikte manşet birinci sıramızdaki haberde yer alıyor. Tabii ki oyuncu karşılaştırmaları çok merak edilen bir durum. Isı haritası, istatistikler, puanları. O yüzden manşet birinci sıramızda Özer Çak'ın hazırladığı dev derbinin kilit isimleri manşette yer alıyor. Özellikle karşılaştırmalar var. Mevkisel ve isim isim karşılaştırmalar, evet, var. İşte Livakovic, Muslera, aynı şekilde Torreira, Fred gibi. Evet, yani bütün hepsi var. Bölgeler, bölgesel karşılaştırmaların, mevki karşılaştırmalarının, Mertens, Szymański gibi, Barış Alper, Tadić gibi karşılaştırmaları aslında hani... Ben merak ettim. Kim? Sen bana göndermiştin bu istatistikler ama yayın sonrasında tıklayıp ben okuyacağım. Evet, ısı haritaları da yer alıyor. Yani bölgesel olarak oldukça dikkat çeker içeriklerden birisi. O yüzden manşet birinci sırasında yer alıyor. İkinci sırada ise yine Mourinho'nun derbi karnesi, Mourinho'nun derbi analizi. Teknik direktörlüğe başladığından bu yana İtalya... Mourinho da yaşlanmıyor. İspanya... Yani bir eski hali de aklıma geliyor. Şimdi fotoğrafını gördüm. Yani evet, bir olgunluk var yüzünde ama öyle yani bir farklı bir yaşlılığı da yok. Her zaman böyle dinç duruyor. Selim'e demişti Ahmet Selim kulağa, senden daha formdayım diye. Gerçekten yani... şu fotoğrafına bakınca bunu söylemeden geçemedim. İnanç, senin sözünü böldüm, lütfen devam et. Mourinho'nun işte kariyerindeki İtalya, İspanya, İngiltere'de çalıştırdığı takımlarla oradaki derbilerde ne yaptı? Bir önceki kariyerindeki derbilerde ne yaptı? Şimdi tabii ki Fenerbahçe Galatasaray derbisi de çok önemli. Hani dünya derbilerinden birisi olarak kabul edildiği için bu da merak edilen haberlerin başında geliyor. Tabii ki üçüncü manşete geçecek olursak derbinin 11'e yine en çok merak edilen konuların başında gelen görsel de çok güzel olmayacak. Olmuş. Evet. Yani görsel yapan arkadaşımızı da tebrik ediyorum. Okan Hoca'nın laptopunda şu anda o bir takım kadrosu var. Çok güzel görsel olmuş. Çok beğendim. Eline sağlık yapan arkadaşın da. Derbi 11'i netleşiyor. Çağatay Çelik. Bunu biz mi yaptık yoksa yani ekibin bunu mi yaptı? Yukarıdaki arkadaşlarım hazırladı ama görseli onlar mı yaptı? Anladım. Kim yaptıysa da eline sağlık diyelim. Çağatay Çelik'in verdiği bilgiler doğrultusunda derbi 11'i netleşiyor. Tabii ki Okan Hoca'nın kafasında belirlediği isimler var. Bazı bölgelerde ise tabii ki soru işaretleri de yer alıyor. Bu haberin detaylarında da Galatasaray'ın 11'i ile ilgili son gelişmeler, forma rekabetinde olan oyuncular yer alıyor. Yine sitede FIFA Dünya sıralaması açıklandı. Her ay açıklanıyor bu. Evet. Tabii ki
Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısıyla milli takımımız 26. sırada bu arada yerini korudu. Ama Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek 16 sıra birden atlamıştı. Şu anki buradaki mevcut yerini Uluslar Ligi müsabakaların ardından da yerini korudu. Yine bir dış basın İtalya'dan bir haber var. Osimhen'in Zlatan bile ikna edemedi diye Galatasaray öncesi Milan'ın girişimlerde bulunduğu. Tabii ki Zlatan İbrahimovic oraya sportif anlamda bir destek de veriyor. Evet. Bununla ilgili olarak Zlatan'ın da bu transfer için bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ancak Osimhen'in tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı üzerine İtalyan basında çıkan haberde yine htspor.com'da dikkat çeken haberler arasında yer aldı. Çok merak ettiğim yani konulardan biri. Tabii genellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş taraftar kitlesi yüksek olduğu için reytingi getiren sayfa için haberler oluyor ama Osimhen haberini ben her gün görüyorum. Osimhen haberlerine ilgi ne düzeyde? Osimhen'e ilgi tabii ki çok yüksek ve Osimhen'e daha çok haberlerde yer almasının sebebi de dış basında çok fazla Osimhen'e ilgi var. Özellikle İtalya basınında ve transfer döneminde birçok büyük takımla adı anılmıştı. Orada o platformlarda dış basında her gün Osimhen'le ilgili genelde bir haber alıyor. Hani devre arasında alınabilir mi, sezon sonunda alınabilir mi? Asıl piyasa değeri buraya kadar geriledi, daha da yükseldi. İlk 4 santrafor arasında yer alıyor. İşte Milan devreye girmişti. Aslında bir önceki Galatasaray'a gelmeden önceki transfer görüşmelerinin detayları tabii ki ufak ufak ortaya çıktığı için diğer kulüplerle. O yüzden Osimhen haberi sık sık karşımızda olacak. Merak da ediliyor. Merak da ediliyor. Merak da ediliyor. Yani maskesinden artık kuzenlerinin videosuna kadar çalışma videolarına kadar. Maskesiyle ilgili şu notu da paylaşalım. Çok merak ediliyor bu maske ne zamandan beri takılıyor diye. Önemli bir sakatlık geçiriyor. Şu anda yani tedavi süresince benim aklımda kalan yüzünde 18 plaket var. 6 civarında vida var. Evet. Ve yüzünde ciddi bir hasar oluşuyor çarpışmadan sonra. Milan maçı olması gerekiyor. Ya Milan ya Inter'le oynanan maçta. Ve ondan sonra bu maskeyi koruma amaçlı takıyor. Yani çok merak ediyor bu maske neden takılıyor diye. Hatta sonra seviyor da yani. Evet. Hani artık bir onun bir simgesi haline de geldi. Simgesi haline de geliyor. Kimliğimin bir parçası olduğu ifadesini kullanmıştı. Bu arada Milan'ın da çok ihtiyacı varmış. Yani görünen o ki. Yani Şampiyonlar Ligi'ni belki konuşuruz sonra ama Liverpool karşısında hiç yani çok çok kötülerdi bence. Dolayısıyla aslında bayağı da ihtiyacı varmış. İyi olurmuş Osimhen ama. Ki Osimhen Türkiye'ye geldiğinde acaba neden geldi, niye geldi, işte başka bir transfer yapılabilir miydi düşünceleri de vardı ama çok önemli bir ismi Türkiye'ye getirdi Galatasaray. Bu nedenle de evet Milan'ın da bana göre de ihtiyacı vardı. Varmış. Zlatan bile ikna edememiş. Edemedi. Galatasaray tercihini yanında yaptı. Galatasaray'dan kullandı. Sitede öne çıkan haberler bunlardı. Bu şekilde sosyal medyada en çok konuşulan trendler bölümüne de bakalım. Tabii ki birinci sırada tabii ki Ferdi Kadıoğlu. İkinci maçında golünü attı. Sinem özellikle seninle Ferdi'yi. Çünkü yani yakından da biraz takip ettin. Oralardaydın. Biraz ettim. Evet, bir oralardaydın. Seninle Ferdi'yi de özellikle konuşmak istiyorum. Buyur İnanç. Tabii ki ikinci maçı oyuna 81. dakikada girdi. 2-3 dakika diliminde golünü attı. Ferdi'nin keyfi yerinde diye bu kare, yani bu kısa video tabii ki sosyal medyada çok en konuşulanların çok başında yer alıyor. Tabii ki hem milli futbolcu olması, milli futbolcularımızın başarılarının 82'de oyuna girdi, 85'te golünü attı. Evet. Bu anlamda çok başarılı. İlk maçındaki performansı acaba mı dedirtmişti? Tabii ki bize demedik ama diyenler vardı. Ya şu anlamda demedik demek istiyorum. Yani Ferdi'nin Brighton'da olması, Premier Lig'de olması bence çok değerli, çok kıymetli. İlk maçı süre de aldı ve ikinci maçında da yine süre alıp bunu değerlendirdi. Yavaş yavaş bir alışma tabii dönemi de geçirecektir. İlk maçında bir top kaybı yaşamıştı. Onun üzerine daha çok hani İngiltere'de evet. O pozisyon oldu ama biz tabii ki Ferdi'ye Fenerbahçe'ye 10 numara olarak geldiği zamanı hatırlarsak daha sonra
nasıl sol bek evrildi, ilk 3-5-2'nin nasıl solunda yer aldığı detaylarına çok hakim olduğumuz için, Ferdi'nin yükselişine bildiğimiz için ve karakter olarak da nasıl bir futbolcu olduğunu bildiğimiz için biz acaba tabii ki demedik. Evet. Bir sonrakine geçelim istersen. Tekrar Ferdi. Tabii ki Nuri Şahin. Evet. Nuri Şahin de satır arasında konuşacağız. Yani konuşmamız gerekiyor. Çok önemli bir başarı imzattı. Bundesliga'ya da iyi bir başlangıç yaptı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını da kazandı. Tabii ki bizim kendi değerimizden olan isimlerin bu başarısı sosyal medyada da çok dikkat çekiyor. Son dönemde işte Kerem, Ferdi, Kenan, Nuri Şahin. Ya o kadar çok konuşacağımız hikaye var ki. Yani Arda Güler, o da yine manşetlerden yine düşmeyen. Arda Güler, evet. Nuri de yani birkaç gündür bizim de trendler bölümümüzde yer alıyor. Belki aynı isimler birkaç gün üst üste yer alıyor gibi gözükebilir ama bunun sebebi konu bu. Konu bu. Yani konu bu şu yani anda. Etkileşim gündem olan bu. Konu bu olduğu için bu şekilde. Dördüncü sırada dün senin programında Furkan Soyalp'in attığı, üçüncü sıra diyelim. Dünyanın bir numaralı santrançosu Magnus Carlsen puan alan Mustafa Yılmaz Habertürk.com'a konuştu. Kimsenin kimseden korkusu olmasın demeciyle yine yer aldı. HT Spor'un da Instagram hesabında de tebrik ederiz. Daha çok like alan görsellerden birisiydi. Dördüncü sıraya şimdi gelecek olursak, dün tabii ki Furkan Soyal bir attığı golü anlatmıştı. Çok fazla yorum geldi. Bunun sesi de varmış. Biraz hani sesini de alalım. Altyazıda da geçiyor. Devam et lütfen İnaç. Bu dünkü bağlantısına çok fazla yorum geldi. Biz bunu X hesabından da tabii ki YouTube hesabından da HT Spor'un Instagram hesabından da paylaştık. En fazla yorum gelen bu paylaşım oldu. Senin de eline emeğine sağlık. Sağ ol, güzel bir habercilik HT oldu. HT Spor olarak bir işe imza attık. Yani evet, Gaziantep FK mağlup oldu. Kötü gidiyor. İstediği sonuçları alamıyor ama ortada da ben Furkan'la konuştuğumda şunu söyledim. Furkan, sadece evet şu anda iyi sonuçlar alınamıyor ama sadece golü konuşmak istiyoruz. Çünkü sezonun gollerinden birine imza attın. Sağ olsun Gaziantep FK'dan Cemil Cansız da bize yardımcı oldu bu konuda. Furkan da isteğimizi kırmadı ki hiçbir zaman kırmıyor. Kendisine buradan bir kez daha selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Bizim aslında buradaki amacımız bu golün o anını konuşmaktı ve o anını konuştuk. Furkan çok da güzel bir haberciliktir ya. İner inmez bağlandı bize. Yani tesise girdi, hemen hazırlığını yaptı, bağlandı. Bir kez daha teşekkür ederim. Böyle güzel haberleri HT Spor'da yapmaya devam edeceğiz. Özellikle satır arasında bu hafta gündemde ne varsa burada da onun olmasını sağlayacağız. En azından sağlamaya çalışacağız. Bunun sözünü buradan futbol severleri, özellikle izleyenlere vermek istiyorum. Tebrik ederiz bir kez teşekkürler. Daha. Bir sonraki görsele geçecek olursak, Celtic taraftarının Filistin'e desteği cesaretinizi asla kıramayacaklar yazılı. Tabii ki bununla ilgili daha önce de açtıkları pankartlar vardı. Önceki gün bir kez daha gündeme geldi. Bu da kullanıcılarımızın reaksiyon gösterdiği, etkileşim verdiği diğer bir görsel oldu. Ya da asla yalnız yürümeyeceğiniz yazıyor. Yani güzel, bu mesajların verilmesi gerekiyor ve konunun daha fazla global düzeyde gündeme taşınması gerekiyor. Kesinlikle. Farkındalık yarattıkları için kendilerine de teşekkür ederim. Bir sonraki Jose Mourinho FC 25 oyunundaki gol sevinci dün ortaya çıktı. Burada bu sevincini yapıyor. Bu da Fenerbahçeli taraftarların etkileşim gösterdiği başka bir paylaşım oldu HT Spor hesaplarında. Dün evet gördüm, bu oyunla ilgili bazı böyle görseller paylaşılmaya başlandı. İşte evet. Seromini görselleri bunlar. Dün itibariyle taraftarların en çok paylaştığı konulardan biri evet. oldu. Bir sonrakine geçersek, Alvaro Penedes soluksuz bir bisiklet yolculuğu. İzlerken ben düştüm. Delilik. Tabii İzlerken ben şu an. Ben düştüm şu anda. Yani ekranda böyle büyük olduğu için burada daha evet, bir şu anda şey ben sanki o bisikleti kullanıyormuşum gibi.
Ekstrem sporlar. Ben çok seviyorum da. Ekstrem sporlar bana göre hiç değil Sinem'le. Ya. Ben hiç yokum orada. Ben de tam tersi. Ben buradan üzülerek söylüyorum. Kusura bakmasınlar sevenler, sporu yapanlar ama bende yok. Karşılığı var. Çok büyük bir başarı. Zevkle izlerim ama bende bu cesaret yok. Ben bunu yapamam. Büyük ihtimalle şu anda ben çoktan düşmüştüm. Hatta binmeden önce düşmüş bile olabilirim. Ya bu görüntüler çok dikkat çekiyor gerçekten. Bu özellikle kafada taktıkları o küçük kameralarla. Evet. Evet. O anı böyle yaşıyormuş gibi oluyor. Gerçi bu da çok zor değil ya. Şimdi baktıkça. Değil mi? Şöyle bir 3-5. Şöyle baktım. İnanç. Biraz daha yavaş inebilirim. Her yerlerini yavaş kırdılar değil mi bir denemede? Yani. Ya bisiklet favori sporum değil ama daha çok bu uçaktan şeyden atlama oralarda varım çok isterim yani. Yaptın mı hiç ekstrem? Yok, hayır. Ama denerim yani her türlü. Ben yok, bende hiç yok. İşte yamaç paraşütü yapanlar evet, var yani vesaire hani işte var. Kısa bir eğitim alınıp yapılıyor vesaire deseler hemen koşar koşar. Efes'te sanırım o atlama gerçekleşiyor. Selçuk Efes'te İzmir tarafında sen de bilirsin. Bizim oralar. Bizim oralarda. Bizim oralar. Ama bende yok. İnanç var mı, sen yapabilir misin? Ben anlatmayı tercih eden tarafta olmak istiyorum her zaman. Haklısın, doğru söylüyorsun. Ben duramazdım zaten, devam ederdim suya doğru. Ona ben de hiç durabileceğimi zannetmiyorum orada. Yani burada artık o profesyonellik devreye giriyor. Tamam. Yani. Cliff diving var ya bir de bayağı. Bu yamaçtan atlayıp bayağı şey, atlayış yapıp. Özel kıyafetler olup evet, böyle yarasa gibi. Yo şey bu, suya mi atlıyorlar normal yani yamaçtan evet, evet. Tamam. Normal bir atlayış yapıyorlar falan, inanılmaz yani. Onlar da yani de oldukları yerler falan müthiş. Böyle köprüden falan atlayışları evet, var hatırlıyorum. Tamam. Bu da başka bir tutku. Hepsi çok bana uzak konular. Ben iskeleden bile normalde atlamıyorum. Kum varsa kumdan giriyorum. Böyle tehlikelere gerek yok. Safe sen yaşam. Garantici. Evet. Güvenli yaşam her zaman iyidir. Sonraki evet, videoda geçecek olursak futbol mu voleybol mu, bu da bayağı dikkat çeken kareler videolardan birisi oldu. Sol taraf Natalie Goodler, o da profesyonel bir oyuncu. Sol taraftaki biraz oyuncular... İnanılmaz yalnız. Kumda bunu oynamak çok zor. Bir taraf voleybol, diğer taraf futbolla. Burada evet, çok güzel bir gol gelecek şimdi. Bence, sayı mı? Tabii sayı yani, demek daha doğru. Kadın voleybolcu mu desem, futbolcu mu desem bilemedim. Normalde sporcuyu bence Süper Lig'de yer verebiliriz yani. İyi oynuyor. Net. Gayet iyi oynuyor ama voleybolluyla kalsın, futbol futbolluyla kalsın diyeyim ben en azından. Olimpiyatlara taşıyabilir miyiz diye zaten bu paylaşımı bu şekil taşımayalım. Yani bu olimpiyatlarda da gerçekten... O break dance... Evet yani. Bilmiyorum, seviyorsunuzdur belki ama olimpiyatlar, ben de severim. Ama bilmiyorum, olimpiyatlarda yeri var mı? 3'e 3 basketbol falan da bana enteresan geliyor. O çok keyifli oluyor ama. Olimpiyat için ama. O etkinlik için güzel. Yine ben izledim onları. Bilemiyorum. Yok, katılıyorum. Olimpik bir değeri yok. Evet, olimpik yani bir değeri yok. Bana göre de o break dance kısmında ben biraz izlemeye de zaten şaşırdım. Olmadı. Yani bir şey demiyorum artık. Yoga falan da şimdi konuşuluyor hatta. Yoga bir sonraki. Allah sonumuzu hayır etsin. Gerçekten mi? Onu duymuyorum. Yoga onu ilk mı? Defa duydum. Yoga. Yoga Federasyonu, Uluslararası Yoga Federasyonu bu konuda bir başvurusu olacakmış. Evet. Ya işte. Göreceğiz o zaman hani. Gerçi Zafer şu anda kulağıma çok güzel bir şey söyledi. Boksu çıkarmayı düşünüyorlar. Biz breakdance'ı. Evet, şimdi onu söyleyecektim. Bir de yani. Yani sürekli o... Bence yeni neslin olimpiyatlara ve spora olan ilgi kaybını tekrardan geri getirmeye çalışıyorlar. Yeni neslin herhangi bir şeye ilgisi var mı? İlgisinin sürekli bir ilgisi var mı? O kadar kısıtlı ki yani, o yüzden bilmiyorum, çok yeni nesle göre bir iş yapmak lazım, yoksa biraz geleneksel. Yeni nesil 90 dakika maç bile izlemiyor şu anda. Soralım yani, izleyicilerimize. Özet izliyor olabilirler sadece. Gollere bakıyorlar. Sadece tabii gollere yani uzun video sürelerinin inanılmaz azalması vesairesi yani çok çeşitlendirebiliriz. Sen dijital medyada çok önemli işlere imza atıyorsun. Oradaki evet, süreleri yani ilgi alanı ve süresi o kadar düşük ki dolayısıyla biz yeni nesile bırakırsak hiçbir şeyi olmaz. Evet. Yani çok dağınık, çok fazla evet, şey var. Birçok aynı anda birçok farklı şeyle evet, bence ilgi
duyup araştırıp ama çok kısa sürede de bir sonraki adıma geçildiği için genelde. Son madden var. Son madden var. Tabii John Duran pandemi döneminde 4 yıl önce Şampiyonlar Ligi hayali kurarken Kolombiya'da ailesi ve arkadaşları birlikte. Bunun müziğini de alalım. Yani eğer ses yok mu? O zaman ben özetleyeyim hemen. Üzerinde üst tarafta Şampiyonlar Ligi müziğinde bir böyle temsili seremoniye çıkıyor. Evet. Altta da gerçekten çıkıyor. Gerçekten çıkıyor. 4 yıl sonra şu an 20 yaşında 16 yaşında Şampiyonlar Ligi müziğiyle hayalini kurduğu ana tanıklık ediyor. Bu da dikkat çeken konulardan birisi oldu. Halı sahada genellikle biz de yapardık. Evet. Böyle çıkardık Şampiyonlar Ligi müziği işte o seremoni heyecanlı ama hiçbir zaman gerçekten böyle bir yani Şampiyonlar Ligi'ni geçtim profesyonel olarak sahaya çıkma şansımız olmadı. Özendim. Çok keyifli duruyor. Güzel, güzel. Hayal insanların güzel. Hayalleri olması lazım. Öyle bağlayalım en hayalleri, son. Hedefleri. İnsanların hayalleri olması lazım. O hayalleri kurması gerekiyor ve üzerine o hayallerin gerçekleştiğinde göstermesi ve o hayalleri yaşaması çok kıymetli, çok değerli. İnsana hayalleri yaşatır. Kesinlikle. Notumu da burada düşeyim İnanç'cığım. İnanç Ergülen teşekkürler sadece bu bölüm için. Bundan sonraki bölümde satır arasında Sinem Ökten'le bizimle devam edeceksin. Memnuniyetle. Gündemi seninle de yorumlamaya devam edeceğiz. Kıymetli yorumlarını bizlerle paylaşacaksın. Dijital trendler köşemizi sonlandırdık. Beşiktaş'la devam edeceğiz. Beşiktaş yoğun bir fikstüre girecek. Yaklaşık Eyüp Spor maçının hemen ardından yaklaşık 15 günde 5 karşılaşmaya çıkacak. Öncelikle haberimize gidelim. Ardından bu yoğun fikstürü satır arasında değerlendirmeye devam edelim. Beşiktaş Süper Lig'in 6. haftasındaki Eyüp Spor maçıyla birlikte zorlu bir fikstüre girecek. Avrupa Ligi macerası da başlayacak olan siyah beyazlılar 15 gün içinde 5 kritik maça çıkacak. 22 Eylül Pazar günü Eyüp Spor'u Tüpraş Stadyumunda konuk edecek olan Beşiktaş, 26 Eylül Perşembe günü ise Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ajax'a konuk olacak. Beşiktaş bu zorlu maçın ardındansa 30 Eylül Pazartesi günü Kayserispor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Kayseri dönüşünde ise Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Eintracht Frankfurt'u Dolmabahçe'de ağırlayacak. Beşiktaş 3 gün sonra ise 6 Eylül'de Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maçların üçünde deplasmana çıkacak olan siyah beyazlılar 2 maçta ise evinde oynayacak. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst da zorlu periyot öncesinde öğrencilerine uyarılarda bulundu. Sezonun ilk periyodunu başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını belirten Hollandalı çalıştırıcı, Avrupa kulvarıyla birlikte yoğun bir temponun kendilerini beklediğini söyledi. Giovanni van Bronckhorst tüm öğrencilerinden hazır olmalarını isterken herkese forma şansının geleceğini vurguladı. Evet, Beşiktaş haberimiz bu şekildeydi. HTSpor.com müdürü İnanç Ergülen bu bölümde bizimle olacak. Kendisinin de yorumlarını alacağız. Sinem, seninle başlamak istiyorum. Dün ağırlıklı olarak konuştuk. Futbolcular yoğun fikstürden şikayetçi. Yani ilerleyen dakikalarda belki tekrar da hatırlarız. Rodri özellikle artık greve gidebiliriz diyor. Yoğun bir fikstür. Beşiktaş'ın fikstüründe de sadece Süper Lig yok. İşte Avrupa Ligi'ndeki maçları da var. Hemen benim önümdeydi. Onları da söylemek isterim. Bir kez daha hatırlatmak isterim. Haberimizde vardı ama. Eyüp Spor, Ajax, Kayserispor, Frankfurt ve Gaziantep FK maçlarına çıkacaklar. 15 günde 5 maç. Zor fikstür. İşte yani lig başlıyor derken hakikaten bundan aslında bahsediyorduk. Yani tempo aslında lig derken. 15 günde 5 maç mı? 2-3 deplasman çok yani kolay bir tempo değil. O yüzden işte biraz daha derinlikli ve potansiyelli kadroların buraları daha rahat geçme ihtimali yüksek ama tabii ki yine de yani bir şey diyemeyiz ki ben hani Rodri'nin de açıklamalarına bir yandan katılıyorum. Ben biraz daha şey tarafındayım işin. Daha az maç, daha öz maç tarafındayım. Yani o grup alışkanlığını seviyordum. Orada çok fazla hataya mal verilmemesini seviyordum. Şimdi evet, hata yazdım. Bu Şampiyonlar Ligi'nin yeni fikstürüne alışamadım sistemine diye.
İşte ne güzel, niye öyle diyorsun, ne güzel her akşam bir tane büyük maç var. Evet ama bu güzel bir şey mi acaba yani? Çünkü o zaman mesela dün Manchester City Inter maçı çok büyük maç. İşte iki sene öncenin final mücadelesini rövanşı tadında geçmedi hiç. Çünkü yani benim fikrim en azından, hani kesin diye konuşmayayım ama Manchester City Arsenal'la oynayacak. Katılıyorum. İşte Inter sanırım Milan'la oynayacak. Bir derbide İtalya'da var. Yani biraz da akıllarda bence o maçlar vardı ve zaten hani bir sürü maç oynanacak. Ben her türlü son 16'ya kalırım burada diye düşünmüş olabilirler ki bence biraz bu hissediliyordu. İşte o yüzden sürekli büyük maç olması bunu daha kolay tüketir hale getirir gibi geliyor bizi. Ben daha az, daha öz maçın uzun vadede bilmiyorum keyifli olduğunu düşünüyorum ama tabii artık değişti. Tabii ki işin içinde işte sponsorluklar, yayın gelirleri vesairesi o kadar çok bir parametre girdi sürü, ki. Evet parametre tamamen girdiği duygusal. İçin tamamen duygusal gerçekten tamamen duygusal. Öyle. Yani bunların hepsi düşünüldüğünde artık geri dönüş çok kolay olmayacak. Buna bir şekilde alışmak lazım ama oyuncu sağlığı açısından çok çok zor. Mesela geçen yıl bile o zaman da çok şikayet ediyorlardı. Premier Lig'de sakatlıklar %12 artmış bir önceki yıla göre. Geçen yıl da çok evet. Bu dile getirilmişti. Yani yine öyle bir tehlikeye de bekliyor bence Avrupa futbolcuları. Avrupa ile beraber epey zor olacak takımlarımızın çünkü işi. Bizde de aynı durum var. Yani tabii. Hem Avrupa'da yoğun bir fikstür hem ligimizde yoğun bir fikstür ve Beşiktaş için şunu da altını çizmemiz gerekiyor. Çok alternatif bir kadrosu da yok. Evet. Zafer'den rica edelim. Zafer hazırlatmıştı onun alternatiflik kadroyu. Üzerine birkaç gündür konuşuyoruz. Özellikle gelen teknik direktörlerle de konuştuk. Yani olası bir Immobile sakatlığında Beşiktaş neler yapacak merak da bekleniyor. Yoğun fikstürle ilgili senin durumun, düşüncen ben nedir? Ben şöyle düşünüyorum. Özellikle Avrupa'da formatın değişmesi biraz da süper final tetiğiyle gerçekleşti. Tabii ki büyük maçların daha fazla oynanması, karşımıza çıkması tabii futbol severler açısından güzel bir şey. Ama o grup aşamasında son haftalarda özellikle kalem kağıdı böyle elimize alıp evet. Bu yenerse böyle olacak, evet. Puan düşecek. Yani 9-9-9 olup da yani 9 puan alıp diğer gruptan 3 puanla bir üst tura çıkarken diğer grupta 9 puanlı gruptan çıkamayan takımlar oluyordu. O matematik hesaplarını bize hep böyle son dakika hemen hazırlardık. Ne olacak, ne olacak, ne olacak? Canlı puan durumu, canlı puan durumu diye. O heyecanlı açısından o ben açıdan güzeldi. Ben deplasman golünü yazıyorum ya. Evet eskiden öyle, o da bunun vardı. Bunun da ayrı evet. Bir ben hala bakıyorum bazen. İşte ilk maç kaçtı. Aklım gidiyor deplasman evet. Golü olayına. Yani ara ara gidiyor. Çok, doğru. Bunu samimiyetle itiraf edeyim. Gitmiyor diyenler vardır. Ama benim gidiyor. Alışamadık ona. Alışamadım. Şeye. Hala alışamadığım çok şey var. Bu arada Beşiktaş'ın alternatifli kadrosu da ekranda bu. 15 günde 5 maça çıkacak Beşiktaş. Yoğun bir fikstür. Ama kadro ne kadar yeterli bu fikstür için? Tabii Beşiktaş'a bu süreçte sakatlıktan uzak bir periyot dileriz. Yani kadro ile ilgili yorumun nedir Sinem? Ya ilk 11 kuvvetli. Hep konuştuk bunu. Evet. İlk 11'i gerçekten kuvvetli, iyi sonuç veren, tempolu oyuna uygun, süratli oynayan bir takım. Fakat işte dediğin gibi iş alternatif 11'e gelince aynı seviye tutturulamayabiliyor. Zaten Necip de yok. Değil mi? Şimdi orada evet. Bir de Necip yok. Yani en merak edilen konu Immobile. Immobile'nin sakatlığında orada bir sıkıntı yaşanacak. Evet. Orta sahada bir sakatlık olması ya da ceza olması durumunda Allah korusun tabii ki olmasın sakatlık. Ama orta sahada bir sakatlık ya da ceza olması durumunda João Mario sadece joker orada. Yani kadro olarak Semih. Belki. Belki Semih, hani kanatlar, Raşitsa var ama çok alternatif bir kadrosu yok. Şunu söylüyoruz, Beşiktaş yönetimi gerçekten çok önemli transferler yaptı ama kadro genişliği anlamında çok başarılı bir Beşiktaş ne yazık ki yok. Ki diğer kadrolara baktık. Yani işte Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin kadrolarında alternatifler var. Galatasaray'ın sadece sol açığında Kerem'in ayrılığından sonra bir eksiklik var. Ama Beşiktaş'ta bu periyotta bu kadar randımanlı ve yüksek tempolu oynayan bir Beşiktaş'ta kadro biraz eksik gibi duruyor. Tabii şimdi Immobile o kadar etkili
başladı ki yani şu anda hani Mustafa Hekimoğlu da aslında bence oynadığı sürelerde iyi performans gösterdi. Bitiricilik sorunu yaşadı biraz. İşte Semih belki zaman zaman oraya gidebilir ama yani Immobile o kadar karşılıksız bir performans verdi ki çok tabii onun olmadığı denklemde aynı seviyede performans alabilmek başka bir isimden çok kolay değil. Bence mesela Getson'un, Rafa Silva'nın olası bir sakatlık durumu daha da zorlayabilir Beşiktaş'ı. Gol yolundan ziyade mesela o işte Getson, Rafa Silva hem oyun temposu hem pozisyon yaratmada inanılmaz ön plana çıkan ve fark yaratan iki isim. Dolayısıyla mesela onların yokluğu diyelim ki yaşandı. Zorlar yani Beşiktaş'ı. Ki Getson'da inanç yükselen bir performans var. Seninle onu da konuşmak isterim. Beşiktaş'ı konuşurken Rafa Silva, Immobile ana konumuz. Ama bir yandan da Getson'un performansı. Senin de işte istatistikleri imza atıyorsunuz etspor.com'da. Getson'un performansını arttıran sana göre nelerdi? İyi bir kadro. İyi bir kadro. İyi bir oyuncu grubu. Huzurun olduğu bir ortam. Bunlar tabii ki iyi bir futbolcu daha da ileriye taşıyor. Özellikle Beşiktaş'ın kadrosunda Rafa Silva ki ligin en çok faul yapılan futbolcusu durdurulamıyor yani. Onların herhangi bir eksikliğinde tabii ki burada amacımız hiçbir futbolcuyu kötülemek değil de Immobile'nin yerini kim dolduracak tabii ki herhangi bir olmaması durumunda soru işareti tabii ki de olmasın, kimse sakatlanmasın. Ama bunlar da ihtimal. Bir de Beşiktaş lige çok tempolu başladı. Sezon başı antrenman programında bazen takımlar çok yükleme yapıldığı dönem İlk 9 haftayı, 10 haftayı çok güzel geçiyor ama daha sonrasında sürekli çünkü 8-9 oyuncu Beşiktaş'ta ilk 11'in değişmez isimleri. Bu anlamda onların da bir fiziki yorgunlukları ister istemez göz önüne gelecektir. Çünkü Beşiktaş'ta yani bugün bile hani Necip bile yine o rotasyona dahil olacak. Yani kaç yıldır Necip'te vazgeçilmeyen isimleri de Beşiktaş'ın artık emektarı olarak adlandıracağımız oyuncu grubu arasında yer alıyor. Getson ile ilgili şunu da söyleyeyim en azından. Dün Brezilya basınında bir haber vardı. Kariyer sezonunu yaşıyor diye. Evet. Yani Brezilya basınında evet. Özellikle. Öyle gerçekten. Yani onlara kadar yansıdı. Evet, yansıdı performansı. Özellikle skor anlamında katkısı, o orta sahayı domine etmesi. Gerçekten hani Getson Fernandes'in Süper Lig'e ilk geldiği zaman hani çok beklentilerle gelmişti. Belki o ilk döneminde istediğini gösteremedi. Gerek o geldiği takımda belki alışma problemi yaşamış olabilir. Sonrasında işte gerçek Getson Fernandes niye bu kadar çok istendi? İşte Rize'ye bir ara gitti geldi transferlerinde. Bugün gerçek Getson Fernandes'i bu kadrosuyla birlikte Beşiktaş'ta bize izletiyor. Çok da güzel oynuyor bu arada. Aynı zamanda sen biraz önce bahsettin, Giovanni Van Bronckhorst'un vazgeçemediği oyuncular var. Bunlarla ilgili de Oğuzhan Genç'in bugün bir haberi vardı. Eğer hazırsa o haberi de habere de gidelim, bir haberimize de bakalım. Ardından onun üzerine de konuşalım. Giovanni Van Bronckhorst'un vazgeçemediği ve ilk 11'de değiştirmediği isimler var. Kimlermiş bunlar haberimizde. ...2024-2025 sezonunda şu ana kadar 7 resmi maça çıkan Beşiktaş'ta 8 futbolcu tüm maçlara 11'de başladı. Siyah beyazlılarda Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Getson Fernandes, Almus Raiti, Milot Rashica, Rafa Silva ve Immobile, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un değişmezleri oldu. Mert Günok 7 maçta kalesinde 7 gol görürken 3 maçta ise rakip forvetlere geçit vermedi. Son oynanan Trabzonspor maçında performansıyla beğeni toplayan Svensson'sa istikrarıyla bu periyotta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Yeni transfer Gabriel Paulista ise savunmada liderliği üstlenirken 1 gol ve 1 asist üretti. Beşiktaş'ın orta alanında iyi bir uyum yakalayan Almus Raiti-Getson ikilisi ise Giovanni Van Bronckhorst'un en güvendiği isimlerden.
Gelson Fernandes orta alandaki mücadelesinin yanı sıra bu sezon skorer yönüyle de öne çıkıyor. Portekizli futbolcu 7 maçta 5 gol ve 1 asist üreterek kariyer rekorunu egale etti. Beşiktaş'ın Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ise henüz skor bulamasa da çalışkanlığıyla göz doldurdu. Rashica 3 de asist yaptı. Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Rafa Silva ve Immobile ise skor yükünü çeken isimler oldular. Tüm maçlarda görev alan iki isimden Rafa Silva 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Ciro Immobile ise 7 maçta 7 gol atarak kariyerindeki bu yeni başlangıçta kalitesini ortaya koydu. Beşiktaş'ta bu 8 futbolcu dışında Arthur Masuaku 7 maçta görev alırken 6 kez 11'de başlayıp bir kez de sonradan oyuna girdi. Demokratik Kongolu futbolcu 2 asist yaptı. Oğuzhan Genç'in haberi iyiydi. Teknik heyetin vazgeçilmezleri. Önemli oyuncular. Zaten şu anda kadronun ne kadar sabit olduğundan konuştuk. İlk 11'in iskeleti artık belli. Sinem, eklemek istediğin bir şey var mı haberin üzerine? Ardından başka bir istatistik var. Onu da geçmek istiyorum. İlgimi çeken. Yani şu kadroyla ilgili yapılan transferler doğru oyunla birleştiğinde nasıl hemen etki ettiğini görüyoruz Beşiktaş'ta. Bir de izlerken de keyifli maçlar var. Yani futbola dair her şeyin olduğu. Bir de benim en çok sevdiğim şey temponun çok fazla ön plana çıktığı bir takım haline geldi Beşiktaş. İzlemesi çok keyifli. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Rafa Silva için bilet alıp özellikle Dolmabahçe'ye gidecek futbol severler var. Artık bu benim böyle sözüm gibi oldu. Her yayında da söylüyorum. İnanılmaz bir ayak ve İnanç'ın söylediğine de biraz alıp oradan da pası tekrar İnanç'a atayım. En fazla faul yapılan oyunculardan biri. Evet. Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar'ın da buna bir sistemi oldu. Ama benim düşüncem, sizin de fikrinizi çok merak ediyorum. Çok kreatif bir oyuncu, çok hızlı bir oyuncu, çok çabuk oyuncu. Bizim ligimizde durdurulamıyor. Durdurulmak istendiğinde de o timing hatalarından bazen kasti de olabilir, bilemeyeceğiz sağ için ama faul yapılıyor ve çok sert durduruluyor. Bunda belki de diğer oyuncuların biraz tırnak içinde yetersiz de diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Portekiz'de de haber oldu. Beşiktaş'ın Rafa Silva endişesi diye zaten. 2.62 maç başı puan ortalamasıydı ki Beşiktaş liginde aslında en az faul yapılan takıma. Ama oyuncu anlamında Süper Lig'de en fazla puan yapılan, faul yapılan oyuncu, ligin en fazla, en az faul yapılan takım Beşiktaş'ın oyuncusu. Tabii ki zamanlama hatalarından dolayı ister istemez ki bir iki pozisyonda çok ciddi bir yani sakatlık getirecek pozisyonlardı. Olabilir gibiydi, evet. O açıdan. Sinem, sen nasıl yorumluyorsun? Çok yakalayamıyorlar tabii. Evet. Yani peşine takıp koşturmaya başladığında çok fazla yakalayamıyorlar Rafa Silva'yı. Ayakları da çok hızlı, çalım yeteneği de çok yüksek. Dribbling'le de birleştirince çok kolay olmuyor faulsüz Rafa Silva. Durduramıyor yani. Anladığım kadarıyla yani. Vişça çok böyle hani kötü niyetli ya da böyle her zaman karşılaştığımız o faulle oynayan oyunculardan değil. Zaten özür de diledi. Orada bir timing hatası oldu. Evet. Bir kez daha bize kanıtladı aslında ne kadar yetenekli bir oyuncu ama durduramıyorlar ve faulle durdurmaya çalışıyorlar. Ya da işte timing hataları yapıyorlar. Biraz önce bahsettiğim bir istatistiğim var. Bugün Beşiktaş'la ilgili Rejman'a kızmasın. Kendim bunu hazırladım. Size grafiğini hazırlatmadım. O da kimse de şey yapmasın yani merak etmesin. Bunun grafiği nerede diye sormasın. Beşinci hafta hücumda en çok pas yapan oyuncular. Beşinci haftanın hücumda en çok pas yapan oyuncuları. Bu genellikle o her hafta bir ilk 5 açıklanırdı. Bu hafta açıklanan ilk 5'te sadece Beşiktaşlı futbolcular var. 5'te Beşiktaşlı. Birinci sırada João Mario, ikinci sırada Svensson, üçüncü sırada Udakaye, dördüncü sırada Rafa Silva ve ardından Fernandes diye devam ediyor bu liste. Hatta altıncı sırayı da söyleyeyim, Paulista. Yine Beşiktaş'ta gidiyor. Evet. Çok dikkatimi çekti. Bunun üzerine de biraz konuşalım isterim. İleri ucunun çok kaliteli olduğunu biliyoruz. Tabii ki Trabzonspor karşılaşmasında 10 kişi oynayan bir Trabzonspor vardı.
daha fazla hücumda etkin olan bir Beşiktaş vardı. Ama belki oyundan alınması bile tartışma konusu olan Svensson bile şu anda bu listede ikinci sırada ki tüm maçlar 5. haftada tüm maçlar bakıldığında bu liste oluşuyor. Yorumlarınızı merak ediyorum. Ya aslında bir maç üzerinden değil, bütün geride kalan haftalar üstünden. Yok, sadece 5. hafta. Evet, okay, sadece 5. tamam. hafta. Yani hiçbir takımın, hiçbir oyuncusu şu anda bu 5 içerisinde değil. Yani aslında işte dediğin gibi hem topa sahip olup hem de ne kadar fazla şans üretebildiğini ve Van Bronckhorst'un oyun sistemine dair bence bir şeyler gösteriyor bu Beşiktaş'ta ki Trabzonspor maçında daha iyi olan taraftı. Hem istatistik anlamında hem hani normal çıplak gözle de izlediğinizde aynı şekilde bir fark vardı. Hatta bence 10 kişi kalması belki Trabzonspor'un Beşiktaş'ın tam planlarına da uymadı. Yani 11-11 devam etseydi belki daha farklı da olabilirdi. Evet, yani planlarını daha rahat uygulayan bir Beşiktaş olabilirdi. Yani bence Beşiktaş taraftarı kaçırdık 3 puanı diye bakıyordur. Maç oynanmadan daha farklı şeyler konuşulsa da ki ben Trabzonspor'un biraz daha varlık gösterebileceğini düşünüyordum. 10 kişi kalmasının yanı sıra daha orada Şenol Hoca'nın düzeltmesi gereken, dokunması gereken fazla yer var. Ama bu istatistik değerli. Yani hem 3. bölgede nasıl topu rakibe bırakmadıklarını, topa sahip olduklarını ve bunun üzerinden de zaten gol evet. sayıları da aslında bunu destekleyen bir istatistik olmuş. Bu pası yaptılar. Şunu da aktarmak istiyorum maçla ilgili. Hem bununla ilgili yorumunu rica edeyim İnanç. Uğurcan şu anda hafızam beni yanıltmıyorsa 7 kaleye gelen şutun 6'sını çıkardı. Bir tanesi zaten top ağlarla buluştu. Maçın en iyi oyuncularından biriydi. Beşiktaş sabırlı da oynuyor. Sürekli pas yapıp doğru zamanı bulup atağa kalkan, sabırlı oynayan ve Sinem'in de söylediği gibi bir oyun planında devam eden bir takım. Bu istatistiği sen nasıl değerlendiriyorsun ki istatistik de çok seversin. Evet. Yani gelip beraber buluşup yukarıda serviste bana şey istatistikleri gösteriyorsun sürekli. Ondan bu istatistiği de yorumlamanı rica ederim. Ya Van Bronckhorst'un oturttuğu bir sistem var. Daha önce de Beşiktaş'ın ligin ilk maçlarında da savunmadan çıkarak o pas gelip rakip ceza sahasında buluşup gol attığı birkaç tane zaten pozisyon var. Liginde açık ara oynayan en iyi takımı. Tabii ki Trabzonspor'un erken dakikada 10 kişi kalmasının ardından zaten istatistiklerde Beşiktaş'ın çok farklı üstünlüğü gözüküyordu. Orada zaten bu oyun anlayışına olan bir takım ve rakip takımında 10 kişiyle kalmasının ardından sürpriz değil. Uğurcan'ın istatistikleri de şu anda LED'imizde. Her maçta Uğurcan'ı çok konuşuyoruz. Yani hep aynı şeyi söylüyorum. Bir kez daha söyleyeyim. Bir takımın sadece kalecisini bu kadar çok konuşmamız aslında bize o takımın ne kadar savunma anlamında zafiyeti olduğunu göstermez mi? Gösterir tabii ki. Benim yorumum bu şekilde. 90 tabii, dakika sahada. Tabii kadroyla evet. alakalı bazı sıkıntıları, oyunla alakalı bazı problemleri göz önüne serer. Ben şey açısından da bakmak isterim. Uğurcan'ın açısından da bakmak isterim. Bence böyle bir tekrardan yükselişe, evet, yeniden başrol olmaya ihtiyacı vardı Uğurcan Çakır'ın. Milli takım için bizim de var bence Uğurcan'a ihtiyacımız. Bu açıdan da biraz Trabzonspor maçlarını değerlendiriyorum. Yani Uğurcan'ın performansını konuşmak takım oyunu ve puanlar, galibiyetler anlamında doğru şeyi göstermez ama Uğurcan'ın performansının artması milli takım adına da sevindirici bence. Ki geçen sezonlarda Uğurcan'ın performansı çok eleştirildi ama özellikle geçen sezon evet, hani şampiyonluktan sonra sanırsam kalecilerde şöyle bir şey var yani hiç o mevkide oynamadım hani hiçbir zaman amatör olarak futbol oynadım ama hiç kaleye geçmedim. Herhalde bir istikrar yakalandığı zaman kalede bu oradaki oynayan oyuncunun performansını daha da yükseğe çekiyor. Yani bir maç çok iyi oynarsanız sonraki maçlarda da belki kalede bu daha farklı olabilir. Ondan çok net konuşamıyorum. Çok zor iş ya. Çok zor. Yani en zoru bence en zor mevki kale yani. Ama alternatifiniz de çok az. İyiyseniz eğer evet. bu anlamda alternatif olarak da az. Biraz sonra tabii ki Trabzonspor'u da konuşacağız. Beşiktaş'la ilgili son eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yani Uğurcan'la ilgili eklemek istiyorum. Lütfen. Tabii kaleciler ısınan oyunda daha fazla performans böyle oyunun sıcaklığından dolayı gösterebiliyorlar. Evet. Uğurcan Çakır da
eleştirildi ama eleştiriler de hep yine sosyal medya üzerinden oldu. Yani milli takım maçlarında herhangi bir hatalı gol herkes yiyebilir, her kaleci yiyebilir. Yani. Onun yarattığı psikolojik baskı oluyor. İşte neden oynadı, Altay mı oynadı, Mert mi oynadı, Uğurcan mı çıkacak derken bu sezonu çok iyi başlangıç yaptı. İlk 5 haftayı baz aldığımız zaman da reytingi en yüksek olan birinci oyuncu oldu. Araya bir virgül koyalım. Kısa bir aramız var. Ardından devam edeceğiz. Yeniden hoş geldiniz. Satır arası kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ı konuştuk. Biraz sonra da Eyüpspor'un tesislerine uzanacağız. Teknik direktör Arda Turan basın mensuplarına açıklamalar yapacak. İdman öncesi ve Beşiktaş'ı konuşmuştuk. Beşiktaş'ın bu haftaki rakibi Eyüpspor. Arda Turan'ın açıklamalarını canlı olarak başladığı anda ekrana getireceğiz. Bu nedenle de bir Eyüpspor'la başlamak istiyorum. Arda Turan açıklamasına kadar 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik aldılar. Namağlup yollarına devam ediyorlar. Hiç maç kaybetmediler ve 9 puandalar. Bu hafta da Beşiktaş'ın rakibi olarak sahaya çıkacaklar. Arda Turan yönetimine de çok başarılı bir grafiği imza atıyorlar Sinem. Nasıl yorumlarsın? Tabii şimdi lige yeni yükselmiş aslında bir takım olarak bütçe anlamında. Arda Hoca'nın elini rahatlatan bir kulüp aslında Eyüpspor. Dolayısıyla bence o yapılan transferlerin, doğru hamlelerin işte yine birkaç dokunuşla iyi sonuç, çabuk sonuç verebileceğini gösteren bir takım Eyüpspor. Beşiktaş maçı da bence aslında hani tabii ki hep bu hafta için derbi konuşuyoruz ama futbol anlamında bence bizi daha fazla besleyecek bir mücadele olabilir. Yani hani pozisyonu, golü, hatası vesairesi o anlamda biraz daha belki çok şey vaat eden bir maç olabilir. Yüksek tempoda oynanacağını ve tamamen hücuma yönelik iki takım aklında hücum olan ilk önce iki takım olacak. Bence Arda Turan'ın, Arda Hoca'nın da Eyüpspor'da yavaş yavaş artık tarzını tamamen oturtacağına inanıyorum ben. Yani kendi sistemini yaratıp onunla birlikte. Çünkü elinde iyi kadro var. Bence Süper Lig seviyesinde hani makasın hep açıldığından bahsediyoruz ama Eyüpspor kendini biraz daha yukarı atabilecek bir takım. Sezon sonu itibariyle diyorum. Zaten namağlup devam ediyorlar ama oralarda kalabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Kadro kalitesi çünkü diğer bazı takımların üzerinde. Güzel de keyifli bir maç bekliyorum. Arda Turan açısından da baktığımda dediğim gibi yani bence artık yavaş yavaş sistemini oturtacaktır. Evet. Yavaş yavaş Eyüpspor'un daha böyle hani hem iskelet kadrosunu rahatça sayabileceğimiz hem de kimden nasıl performans alacağımızı rahat tahmin edeceğiz gibi. Teknik direktör Arda Turan biraz sonra idman öncesinde açıklamalarını yapacak. Şu anda oyuncularıyla saha içerisinde kısa bir toplantısı biz var. Biz de kendimiz top çeviriyoruz. Evet, orada da hemen bağlandığı anda Kemerburgaz'a gideceğiz ve Arda Turan açıklamalarını canlı olarak ekrana getireceğiz. İnanç bir anda Arda Turan, bir anda Giovanni Van Bronckhorst. İki tane de yani çok farklı futbol aklının, zihninin olduğu teknik adamlar. Bu anlamda nasıl bir 90 dakika bekliyorsun? Ve Eyüpspor'un biraz önce söyledim. İşte 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik. Namağlup yoluna devam ediyor. 9 puanda. Senin yorumunu da merak ediyorum. Çünkü lige baktığımız zaman da ligde de hani bu başarıyı gösteren çok az takım var. Biraz önce bahsettik. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş o makası açtı ama ardından da takipte olan bir o sıralamayı Eyüpspor var. Kaçış grubunu takip eden evet, aynen. Arkada bir ekip var. Eyüpspor tabii güzel bir sistem, güzel bir kadro, güzel bir yapılanma ile birincilikten Süper Lig'e çıktı. Süper Lig'de de bu sezon istikrarlı performansını Arda Turan yönetiminde gösteriyor. Arda için de hem istikrar anlamında hem kariyeri anlamında da gösterdiği bu performans onu yarın öbür gün nerelerde göreceğimizi aslında bize sunuyor. Eyüpspor'la tabii ki iyi bir oyun oynuyor, iyi bir oyun anlayışına sahip. Ancak Beşiktaş'ın Süper Lig'in en iyi şu an top oynayan takımı olduğunu unutmamak gerekiyor. Tabii ki her maç zordur, her 90 dakika zordur. Az önce Sinem de söyledi, bazen 10 kişi kaldığınız zaman bile rakibinizin oyun anlayışını bozabiliyorsunuz. Futbolda böyle bir gerçek var.
O anlamda ama Beşiktaş'ın o direncini kıracak mı, kıramayacak mı, temposunu ayı kurdurulacak mı, Rafael Silva durdurulacak kolay mı? Kolay değil. Evet. Kolay değil açıkçası. Ama Eyüpspor iyi işler yapmaya devam ediyor. Eyüpspor'da gerçekten yani 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraber, namağlup olarak yoluna devam etmesi senin de belirttiğin gibi şu anda da Eyüpspor Kemal Burgaz tesislerinden canlı görüntüler ekranda. Teknik direktör Arda Turan da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Beşiktaş mücadelesi öncesinde bugün idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık. Arda Hoca hazır olduğunda da direkt Kemerburgaz'a gideceğiz ve açıklamalarını canlı olarak ekrana getireceğiz. Şu anda da kameraman arkadaşlarımız konumlarını, muhabir arkadaşlarımız konumlarını alıyor. Açıklamalarını ekrana getireceğiz. Muhabir arkadaşlar yerlerini alıyorlar. Biraz çünkü kameramanlar da evet kameramanlar biraz böyle terste kalabiliyorlar. Açıklamalarını yaptığı anda da canlı olarak ekrana taşıyacağız. Arda Turan'ın Beşiktaş mücadelesi var. Bir kez daha hatırlatalım. Şu ana kadar çıktıkları 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik aldılar. Namağlup olarak yollarına devam ediyorlar. Biraz sonra da hazırlıklar tamamlandığında teknik direktör Arda Turan basın mensuplarının sorularını yanıtlayacaklar. Yavaş yavaş başlıyor sanırım. Eğer hazırsa gidelim. Benim de çok saygı duyduğum, Glasgow'dan beri takip ettiğim Avrupa Kupası'nda final oynamış. Aynı oyunun bir benzerinde buraya yansıtan enerjik, dinamik, süperstarların süper oynadığı bir Beşiktaş var taraftarıyla bütünmüş. Maçı güzelleştirmeye çalışacağız. Tabii ki güzelleştirmek sadece saldıracağız, hücum oynayacağız değil. Maçın doğrularını yapmaya çalışacağız. Gidip oraya kendi oyunumuzu oynayacağız dersek yanılırız. Beşiktaş'ın oyununa saygı duyacağız ama kendimizden de bir şeyler sunmak istiyoruz sahaya. İyi bir maç olmasını diliyorum. Maçla ilgili çok heyecanlıyız. Eyüpspor tarihi için çok güzel bir gün. Oyunumuzu sempatik şekilde, güzel şekilde oynamaya çalışacağız. Ama dediğim gibi oyuncularım önce keyif almaya çalışacaklar. Çünkü pazar günü İnönü'nde oynamak bu kadar güzel bir hava ve atmosferde çok keyifli olacaktır. Futbolcular için güzel ve özel bir an. 5 maç oynandı, 9 puan. Şimdi siz fikstür açıklandığında muhtemelen teknik direktör olarak hepsine 3 puan, 1 puan, 0 puan gibisinden bir hesap yapmışsınızdır. Şu ana kadarki hesap tuttu mu? Vallahi ben Simeone'nin öğrencisiyim. Tek tek gidiyorum. Benim için önemli maç, önümdeki maç. O yüzden tek düşündüğümüz şey Beşiktaş maçı. Herhangi bir hesabımız yok. Dediğim gibi iyi bir başlangıç olarak gözükebilir ama bizim hayalimiz ligde kalabilmek. Çünkü ligde kalabilirsek Eyüpspor'un geleceğiyle ilgili adımlar atabiliriz. Oyuncu tercihlerinde gelecek seneki transferlerimiz için zamanımız olabilir. O yüzden dediğim gibi hedefimizde bir sapma yok. İyi başladık. Umarım böyle devam eder. Hocam geçtiğimiz hafta Kayserispor'la karşılaştınız. Burak Yılmaz teknik direktördü. Bu hafta Galatasaray Antep maçında Selçuk Yunan teknik direktördü. Siz Eyüpspor'un teknik direktörüsünüz. Sosyal medyada artık biz yaşlanmışız diyor. Gençler bile hani futbolcular teknik direktör oldu diyorlar. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Herkes, arkadaşlarınız. Herkes yani onları gördükçe gurur duyuyorum. Çok duygusal anlar. Herkes bir yerlerde yaşlanıyor. Önemli olan nasıl yaşadın? O yüzden herhalde hepimiz yaşadığımız hayatlardan mutlu ve huzurluyuz. Onları öyle görmek çok gurur verici. Burak zaten benim yüzümden hoca olmuştu. O stresi de birbirimize yaşattık. Muhteşem bir maç oldu. Selçuk için de aynı şey geçerli. Dediğim gibi arkadaşlar yani futbolun önemli figürleriydik futbolcuyken. Futboldan sonra da bunların olması çok normal. Umarım Avrupa arenasında Nuri gibi oralarda karşılaşma fırsatı buluruz. Hedeflerimiz bunlar olmalı. Ülke futbolunu ileriye taşımak. Ama sevindirici taraf hepimizin saha içinde kalmaya çalışması. O beni mutlu eden taraf. Burak'la oynadığımız maç çok güzel bir maçtı. Geceyle gündüz gibiydik tarafta. Ve maçı analiz ettiğimizde de bir sürü gol pozisyonu olan, iki tarafında geri adım atmadığı çok heyecan verici bir gündü. Bunlar sevindirici. Tabii ki kazanacağız, kaybedeceğiz ama öğreniyoruz. Hocam, Beşiktaş teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst eski bir Barcelona futbolcusu. Siz de eski bir Barcelona futbolcusunuz. Kendisiyle hiç görüştünüz mü? Bu konuyla alakalı neler söylersiniz? Kendisiyle hiç görüşmedim ama tabii ki o yansıttığı oyundan Barcelona kültürünü aldı veya çünkü Hollanda hem de Barcelona hem Cruyff'u hem de Barcelona'yı yaşattığı belli. Çünkü ligin zaten en az uzun pas atan takımı. En çok
530'un üzerinde pas yapıyorlar. Çok topa çok sahip oluyorlar. O yüzden yansıttığı şeyi, gösterdikleri topa karşı reaksiyon tamamıyla Barcelona oyununa ait. O yüzden yani böyle teknik direktörlerin kıymetini bilmek lazım. Yani rekabet tamam ama rekabet ederken de öğrenmek çok önemli diye düşünüyorum. Giovanni Van Bronckhorst da bunlardan biri, hem futbolculuk kariyeriyle hem hocalık kariyeriyle de alakalı. O yüzden olaya öyle bakıyoruz. Biz onu analiz ederken neyi iyi yaptıklarını, biz de kendimize ileride nasıl uygulayabiliriz diye düşünüyoruz. Sizin önemli bir maçınız var tabii ki bu hafta ama bir de dünyanın gözü de bu hafta Süper Lig'de olacak. Önemli bir derbi var. Siz bir derbi futbolcuyken çok yaşadınız. Nasıl bir derbi beklersiniz sizden bir yorum alırsak? Vallahi saha içinde kalan, eğlenceli, keyifli, iyi oyunların oynandığı, hakemin konuşulmadığı bir derbi olmasını diliyorum herkes için. Çünkü çok yorulduk, daha önce de söyledim. O yüzden öyle bir derbi de olacağına inanıyorum. İki tarafa da başarılar diliyorum. Hocam kümede kalma dediniz hedefimiz ama baktığım zaman Eyüp Spor ligin üstlerinde. Sezgin abi bizi şaşırtma. Kümede kalmak istiyoruz biz. Söyle. Hocam hedefiniz oysa 9 puandasınız ama şu anda. Evet. Baktığınız zaman derbiden beklediğiniz bir sonuç var mı? Sizin işinize yarayacak, bu bana yarar diyeceğiniz bir sonuç var mı? Çünkü sizin pazar günü Beşiktaş'ı yenmeniz halinde siz de ligin tamamen üstlerinde olacaksınız. Belki de o küme düşmeyi, kümede kalacağınızı unutacaksınız belki hocam. Sevgin abicim, pazar günü Beşiktaş'la maçımız var. Oyuna konsantre olmak istiyoruz. Dediğim gibi derbi güzel bir derbi olsun. Hani duymak istiyorsan ben Galatasaraylıyım. Galatasaray kazanırsa mutlu olurum. Anladın mı? Ama benim tek baktığım şey Eyüp Spor ve Eyüp Spor'un çıkarları. Ben bir de transferleri sormak istiyorum. 11 futbolcunun 10'unu yurt dışından aldınız. Ligde ilk sene olduğu, Süper Lig'de ilk sene olduğu için biraz daha ligi bilene yöneldiniz sanırım. Şöyle söyleyeyim Bozancığım, şöyle bir durum var. Biz daha çok fırsat transferi yapmaya çalıştık. Yani izlediğimiz, seçtiğimiz oyuncular gitmek zor. Çünkü neden? Eyüp Spor yeni bir takım. Tesisleşmesi yeni. Oyuncuları ikna etmek kolay değil. O yüzden ligimizi bilen, tecrübeli, geldiğinde çabuk adapte olabilecek oyunculara gitmeye çalıştık. Sağ olsun başkanımız Murat Özkaya, as başkan Fatih Kulaksız bu yönde çok büyük emekler verdiler. Dediğim gibi istediğim şey bir an önce takıma adapte olması. Çünkü sezon başını kaçırdığı zaman oyuncu takıma uyum sağlaması zor oluyor. O yüzden bununla mücadele ediyoruz. Ama eski oyuncuların beraber uyumundan çok memnunum. Çok güzel bir aile ortamı, çok mutlu gözüküyorlar. Bu sezon sonuna kadar böyle devam edecek. Skorlardan bağımsız Eyüp Spor iyi oyun oynamaya çalışan, oyunun değerlerine sahip çıkmaya çalışan bir takım olacak. Hocam şunu sormak istiyorum. Ahmet Kutucu zamanında milli takıma seçilmişti. Geçtiğimiz sezon sizinle birlikte çok üst düzey bir performans gösterdi ve şu anda bu performansını Süper Lig'de de sürdürüyor. Milli takımın geniş havuzunda yer alabilecek bir oyuncu ve siz nasıl değerlendiriyorsunuz onun oyununu? Yani bir dokunuşunuz mutlaka oldu, öyle gözüküyor çünkü. Bir oyuncu kendine dokunmak isterse dokunur. Yani siz bazen ne yaparsanız yapın, o kendi gelişmek istemiyorsa gelişmez. Ahmet Kutucu, Berke de ikisi için de aynı şeyi söyleyebilirim. Berke ve Ahmet Kutucu'nun gelişiminden çok memnunum. Çok iyi oyunlar oynuyorlar. Cesaretli oynuyorlar. Oyunun güzel tarafında biri kurtarıyor, biri atmaya çalışıyor, golü bulmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi milli takımın başında çok iyi bir teknik direktör var ve mutlaka ki gözlemleyip bakıyordur. Onun tarafından bakmak bu durumda çok zor. O yüzden Ahmet Kutucu ve Berke çok daha iyi çalışıp orayı hak ettikleri zaman mutlaka orada olacaklardır. Ama bu konuda onlara da telkinim bu yönde. Her zaman işlerine bakmaları, milli takımın iyi bir, adaletli bir seçicisi olduğunu inanıyorum. O yüzden böyle de devam edecekler. Hocam, sezon başı olmasına rağmen yine hakem kararları konuşulmaya başlandı. Siz şu ana kadar olan bölümde hakemlerin performansını nasıl buldunuz? Her maçtan sonra açıklamalarımı yaptım. Hakemlerin performansından açıkçası ben çok memnunum. Çok iyi gidiyorlar. Çok büyük fahiş hatalar yaptıklarını düşünmüyorum. Bence iyi oynayan takım her zaman kazanır uzun vadede. Günlük kayıplar olabilir ama kazançları hakemlere bağlamak lazım. Hakem arkadaşlarımın bu seneki tavrından, iletişimlerinden gayet memnunum. Daha iletişimde olurlarsa, daha anlatıcı ve paylaşıcı olurlarsa daha iyi olabilir. Görevleri değil ama böyle yaparlarsa daha iyi olabilir. Gergin ortamı da azaltırlar. Hocam, geçen sezon %65 ile 1. ligin en çok topla oynama yüzdesi sizdeydi. Bu sezonda tam tersini görüyoruz aslında baktığımızda. Topla oynamadan kastım şu, pas arası yapma ve top kazanmada şu anda ligin 2. takımısınız sanırsam. İki farklı oyun aslında iki sezon içerisinde, bazı oyuncular aynı. Bu oyuncuları adapte ederken zorlandınız mı? Ne hissettiniz, ne düşündünüz? Bazı gerçekleri kabul etmek lazım. Yani şehir statlarına gidip, önemli maçlara gidip
topa %70-%75 sahip olmak çok zor. O yüzden bazen oyunun iki tarafında oynamak lazım. Bir oyuncu 2,5-3 dakika maksimum kaliteli oyuncu topa değebiliyor. Onun dışında 90 dakika oyuncu bireysel olarak koşuyor. O yüzden koşmadan, mücadele etmeden bu oyun olmuyor. Eğer gol yemezsek, 0 olursak her zaman maçı kazanmak için bir şansımız var. Oyuncularıma bunu söylüyorum. Tabii ki topa sahip olmayı, topla oynamayı ben de çok seviyorum. Oyuncuyken de çok severdim. Antrenmanlarım da ona yönelik. Ama oyunun savunma kısmı çok önemli. Hele ki seviye yükseldikçe savunma yapmak lazım. Dün bile işte City'yi görüyorsunuz, Inter karşısında geçiş savunmasını önlem almak zorunda kalıyor. Inter'i görüyorsunuz, dünyanın en önemli takımlarından biri. 90 dakikayı savunarak geçirdi. O yüzden futbolun gerçekleri, oyunun savunmakta, mücadele etmekte, pas arası yapmakta, bazen kalenin önünü kapatmak da güzel bir oyundur. Onun da keyfini almak lazım. Onunla da başarılı olan çok büyük hocalar var. O yüzden topa sahip olmak görsel olarak güzel olabilir ama iki tarafta güzellikler var. Derbiye kadar Diego Simeone metodunu uygulayacaktır. Bir defa Emre Mor çok büyük bir oyuncu olacak inşallah. Hala çok büyük şans var büyük bir oyuncu olabilmek için. Ben buna inanıyorum. O yüzden de onu transfer ettik zaten. Ama daha Emre Mor bir rahatsızlık geçirdi. Antibiyotik kullanıyor. Emre Mor'un sahalara geri dönebilmesine en az 1-1,5 aylık süreye ihtiyacı var. O yüzden böyle bir durum var. Sabah 5 metodu, 6 metodu sezon başı için geçerli bir metot. Sezon içinde zaten fiziksel atletik performans departmanımızın istediği verileri aldıktan sonra tamamıyla taktik çalışıyoruz, topla çalışıyoruz. O yüzden böyle bir durum yok. Okey. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun hocam. Hocam teşekkür ederim. Eyüp Spor Teknik Direktörü Arda Turan'ın açıklamaları bu şekildeydi. Açıklamalarla ilgili birer cümle alayım. Önemli sözleri de vardı hocanın. Sinem. Hani oyun savunmadan başlar. Topa sahip olmak tabii ki iyi görünür ama her zaman böyle oynayamazsınız dediği noktada tabii Simeone'den ne kadar fazla etkilendiğini gösteriyor bence. Çünkü hani tabii ki aynı değil. Aynı oyuncular, aynı sistem mümkün değil, olamaz ama sonuçta biraz daha savunmanın önemini içselleştiren bir Arda Hoca var. Zaten her seferinde de söylüyor ondan çok fazla etkilendiğini ve öğrendiğini. Onun tarzını işte uygulama şeklinde biraz daha sanırım özellikle Eyüpspor'un büyük takımlarla oynadığı maçlarda göreceğiz gibi. İnanç? Hocanın söylediği şöyle bir şey vardı. Süper starların süper oynadığı Beşiktaş'a karşı tabii ki de kendi oyunumuzu çıkıp orada oynayamayacağız. O tabii ki önemli. Şu anda Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan HT Spor'a özel açıklamalar yapacak. Tekrar testler edelim. Özen Çazır. Tamam. Tamam. Hocam. Kutucu. Hocam canlı yayındayız şu hazır anda. Mısın? Evet hazırız. HT Spor ile ilgili neler söylersiniz? Bir defa kanal kurulduğu için çok mutluyum. Böyle bir kanalın başladığı için. Başta bütün kuranların emeğine sağlık. Sevgili Mehmet Ayan'a samimi olduğumuz için, başta onu bildiğim için çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Neden? Çünkü bu kanalın oyuna, spora, güzelliğe hizmet edeceğini, teşbihte hata olmaz, NTV Spor'a benzeyeceğini düşünüyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Gönülden her zaman yanınızdayım. Mehmet abiye şunu söylersin. Röportaj teklifleri çok konuşuyor gibi olmasın diye Amazon Prime'dan sonra biraz ara vermek istiyorum. Bana müsaade etsin ama sonrasında kanalınız ne isterse orada olacağım. Çok mutluyum. Hepinize hayırlı olsun diyorum. Futbolun güzelliğini, iyi taraflarına yönelelim hep beraber. Çünkü o tarafı güzel, o tarafı geliştirir. O taraf güzel olursa da hepimiz kazanırız. Sizden ricam bu ki o niyette olduğunuzu biliyorum. Çok da iyi başladınız. Genç yorumcular olsun, bütün enerjik herkes. Emeğinize sağlık. Hayırlı bir sezon diliyorum hepimize. Hocam çok teşekkürler. Hayırlı başarılar olsun. Diliyorum. Evet, Arda Turan'ın da HT Spor'a özel açıklaması ve hayırlı olsun dileklerini aldık. Kendisine de çok teşekkür ederiz güzel dilekleri için. Başarılar dileriz. Arda Turan'ı da en kısa zamanda kendisiyle de özel bir röportaj gerçekleştirmek istiyoruz. Bu isteğimizi de tekrar buradan da iletmiş olalım. İnanç, senin sözlerin vardı. Oradan tamamla istersen. Arda Turan'a da teşekkür ederiz güzel yorumları, dilekleri için. Süperstarların süper oynadığı Beşiktaş'a karşı tabii ki orada
oyunumuzu çıkıp oynamayacağız. Tabii ki hani Beşiktaş'ın da nasıl Barcelona'dan esintiler verdiğini, oyun anlayışının farkında olduğunu dile getirdi. Tabii ki daha farklı bir taktik anlayışla Eyüpspor'u Beşiktaş karşısında izleyeceğiz muhtemelen. Yani teşekkürler. Devam edelim. Trabzonspor, Kayserispor mücadelesiyle Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme mücadelesinde Trabzonspor'la Kayserispor karşı karşıya gelecek. Bu maça dair notlarımızı sizlerle paylaşalım. Üzerine hem Trabzon'a uzanacağız hem de değerlendirmeler yapacağız. Öncelikle haberimize gidelim. Şenol Güneşli Trabzonspor sezonun ilk galibiyeti için sahaya çıkıyor. Bordo Mavililer erteleme maçında Kayserispor'u konuk edecek. Ligde oynadığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Kayserispor karşısında sezonun ilk galibiyetini hedefliyor. Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Edin Visca bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Enis Destan ve Hüseyin Türkmen de görev alamayacak. Yeni transferler Simon Banza, Muhammed Çam ve Serdar Saatçi ise statü gereği kadroda olmayacak. Trabzonspor-Kayserispor maçı saat 20'de başlayacak. Papara Park'ta oynanacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşma öncesindeki notlar bu şekildeydi. Sinem, özellikle Beşiktaş mücadelesinde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Trabzonspor sahadan 1 puanla ayrıldı. Kırmızı kart gördü. 10 kişi tamamladı maçı ama tabii ki 1 puanın daha fazlasını da cebe koyduğunu ben düşünüyorum şahsen. Hem camiadaki o havayı bir dağıttı, taraftarla koreografi yapıldı, onların güvenini tekrar kazandı ve futbol olarak da yavaş yavaş üzerine bir şeyler koyduğunu gösterdi. Nasıl yorumlarsın? Tabii Şenol Hoca'nın gelişiyle beraber o hani biraz daha problemleri daha fazla ön plana çıkan Trabzonspor'da rüzgar birden değişti bence. Bunu Beşiktaş maçındaki atmosferden çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Hakikaten yani ekran başındaydım ben. Tam dönüşe denk geldi. İngiltere dönüşüne denk geldi tam. Yoksa giderdim yani. Bir görmek isterdim. Hakikaten çok keyifli bir atmosfer vardı. Şenol Hoca'nın gelişi gerçekten daha tabii ki zamana ihtiyacı var. Oyunun, oyuncuların, kadronun oturması için birazcık daha bence diğer takımlardan fazla zamana ihtiyacı olacak Şenol Hoca'nın ama bir şeyler değişmeye başlıyor orada. O sevdiğimiz aslında atmosfer, o Trabzon'daki futbola aşık insanların heyecanını yeniden görüyor olmak güzel ama. İnanç, senin düşüncen nedir? Kesinlikle öyle. Beşiktaş maçıyla apayrı bir Trabzon vardı. O koreografiler yapıldı, ismini taşıdı statta Şenol Hoca'nın geri dönmesiyle birlikte. O maçın heyecanı daha hepimizin daha çok dikkatini çekti. Acaba ne olacak? Şenol Hoca geldi. Bir anda bütün bunlara göz önünde bulundurduğumuz zaman Trabzonspor bir değişim yaşayacaktır tabii ki. Kadro oturtması anlamında Uğurcan'a tabii ki iyi formda bir Uğurcan Çakır var. Formda Uğurcan Çakır'a zaten Şenol Hoca'nın kaleciler üzerindeki nasıl etkili bir performansı nasıl yükselttiğini hepimiz biliyoruz. Uğurcan'a katkısı olacak. Tabii ki savunmada Savic gibi gerçekten yetenekli bir futbolcu var. Simon Manza belki evet Kayseri karşısında oynamayacak ama Braga'dan gerçekten bir fırsat transferi. Son 3 sezondaki rakamlarına baktığımız zaman çok iyi, Trabzonspor'da çok büyük işlere atacak bir ve Şenol Güneş'in de bu anlamda elini yaratacak bir oyuncu. Belki orada hani Şenol Güneş takımlarında orada orta sahada tabii Mendy ile Okay mı oynayacak, Ozan Tufan ki Bursaspor'da Şenol Hoca'nın elinde bir adeta elmas gibi parlamıştı. Geçen sezon da iyi geçirdi. Orada bir belki hani 10 numara pozisyonunda eksiklik olabilir. Çünkü yalnız Okay da çok iyi oynuyor. Orada evet. Belki Okay, yani ben Okay'dan bu performansı çok açık yüreklilikle söyleyeyim, beklemiyordum. Ben milli takımda da mesela şaşırmıştım bu arada. Ama inanılmaz oynamıştı orada da oyuna girdikten sonra. Değil mi? Sonradan gelmişti. Evet. Sonradan gelmişti. Yani ben beklemiyordum ama o zaman dedim vay, yani Okay hakikaten inanılmaz fark yaratıyor. Şimdi Trabzonspor'da da benzer durumda, çok da güzel gol attı. Sen biraz bahsettin, İnanç, kimler olmayacak? Yani statü gereği ilk maçta kadroda olmayan ve transfer edilmeyen daha doğrusu isimler olmayacak. Banza, Çam, Serdar, Saatçi bu maçta oynamayacak. Ama tabii ki
en doğru bilgi her zaman olduğu gibi yerindedir. Trabzon'a uzanacağız. Trabzon'da bizi 61 saat spor müdürü Hasan Tüncel bekliyor. Stadyumda şu anda maç öncesinde tam da yerinde ve sıcağını sıcağına da bizlere detayları aktaracak. Hasan hoş geldin. Hoş buldum. İyi yayınlar. Seni görmek çok güzel. Trabzonspor Kayserispor maçı öncesi notların nelerdir, bize neler paylaşacaksın? Biraz önce konuştuk. Beşiktaş maçında o Trabzonspor'daki kötü hava biraz dağıldı. Katılır mısın? Senin yorumların nelerdir? Tabii kuşkusuz Trabzonspor hala bir galibiyet alamadı ligde. 3 beraberlikte ilerliyor. Yoluna bakıyor ve gol yollarında da hala ciddi problemleri var. Bu Kayserispor maçıyla birlikte bu durumu da aşmak istiyor. Bugün havada biz şu an gelirken yağış başladı. Sabah saatlerinde güzel bir hava vardı, hatta sıcak diye tahmin ediyorduk. Yine Trabzon şehirdeki farkını gösterdi. Ve şu anda yoğun bir yağış başladı. Muhtemelen maç saatinde de yağışlı geçecek. Trabzonspor'da eksikler var. Bu eksikleri zaten siz de yayına girmeden önce konuştunuz. Önemli eksikler. Tam forvet sorununu çözdü derken Simon Banza'yı kaybetti Trabzonspor. Şimdi statü gereği Simon Banza oynayamayacak. Zaten Serdar Saatçı'nın da oynamadığını varsayıyoruz. Edin Vişça da cezalı ve Muhammed Can. Baktığımız zaman 4 isim Trabzonspor'da oynayabilecek, direkt 11 oynayabilecek 4 isim şu an yok. Bu oyuncular yerine kim oynayacak? Bu işte en büyük soru işaretlerinden biri. İstersen en uçtan başlayayım. Taraftarların en çok merak ettiği nokta tabii ki forvet pozisyonu. Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada taraftarların bir tepkisi olmuştu. Deniz Dragoşa, Roma milli takım santrforuydu. Oyuna girdi. Daha sonra da Şenol Hoca 90 dakikada bu oyuncuyu dışarı almıştı. Bugün onunla birlikte başlayacak. Forvet'te Deniz Draguş oynuyor Trabzonspor'da. Arkasını şöyle dolduracak. Teknik direktör Şenol Güneş. Sağ tarafta değişiklik var. Edin Vişcan'ın yokluğunda burada Cihan Çanağı bekliyoruz. Hemen 10 numara pozisyonunda Enis Bardi. Solda da Mislav Orsic. Arkada Okay ve Mendy dörtlüsü. Aslında baktığımız zaman bu Trabzonspor'un bir şablonu da oluşmuş durumda. Savunmanın solunda Eren var. Sağda Pedro, Savic ve Dansville ikilisi. Burada Savic'e bir soru işareti koyalım. Dün Savic kontrol amaçlı bir MR'a girdi. Kalça bölgesinde bir ağrısı var ama bizim sağlık ekibinden edindiğimiz bilgilere göre tamamen hocanın kararına bırakılmış. Beşiktaş maçına da böyle çıkmış ve 90 dakikaya çıkarmıştı Savic. Kayseri Spor, Trabzonspor'a nazaran biraz daha ters bir takım hüviyetini baktığımız zaman çıkardığı maçlara Beşiktaş'a benzer bir oyun stili var. Siz de izlemişsinizdir, toplu oynamayı seviyorlar. Bütün takımlara karşı %50, %60'la toplu oynuyorlar. Trabzonspor eğer orta sahada o Bardi ve Cihan'ı kullanabilirse buradan Kayseri Spor'a tehlike yaratabilir. Ama Kayseri Spor hiç hafife alınacak bir takım değil. Tehlikeli de bir takım. Burada da çok fazla pozisyona gireceklerini düşünüyorum ama Trabzonspor'un da formda bir kalecisi var, Uğurcan Çakır. O da gününde olursa bugün Trabzonspor'u özlediği galibiyete kavuşabilir. Hasan Tuncel, teşekkürler. Tabii herkesin merakla beklediği bir 90 dakika. Trabzonspor siftah yapmak istiyor evet, seyircisi önünde. Ama sen de söyledin, Trabzon havası değişken oluyor. Yağışlı bir hava. Sana da kolay gelsin. Çok teşekkürler bize aktardığın bilgiler için. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hasan Tuncel de verdi muhtemel 11 ama Hasan'ın verdiği 11'ler muhtemelden Ziya 11'dir. 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 Bu anlamda istihbaratına güvendiği meslektaşlarımdan biri. Bir kez daha muhtemel 11'i alalım. Muhtemel 11 üzerinden konuşalım. Orada biraz önce ekrana gelen, evet bu 11 ama Hasan Tüncel'in söylediği 11'de Cihan kanatta, Bardi 10 numara pozisyonunda. Onun altını çizelim. Burada bir karışıklık olmuş. Ama akşam demek ki Hasan bunu verdiyse Trabzonspor bu 11 ile sahaya çıkacaktır. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani Şenol Hoca ile bir galibiyete ihtiyacı var, evet, Trabzonspor'un. Çünkü ne olursa olsun hani o heyecan vesaire, bunlara da alışılacak ve artık saha içi sonuçlarla beraber tekrardan o alıştığımız Trabzonspor hüviyetine kavuşacaktır. Bugün biraz daha galibiyete yakın görüyorum açıkçası ben Kayseri Spor karşısında. Tabii Draguş'tan iyi katkı almaya ihtiyacı var Trabzonspor'un çok fazla, ama işte dediğim gibi mesela Okay'ın
iyi performansı. Savic'in de arkadaşımız da söyledi, evet, ama aynı zamanda dün de bir yerde daha okudum. Yani hani çok uzun sürecek bir sakatlık değil. Ben hani bilmiyorum bugün oynar mı. Ama işte dediğim gibi Okay'ın da Draguş'a ve Bardi'ye yine yardımıyla birlikte hücumdaki o üretkenlik sorununu bir yavaş yavaş çözmeye başlayacaktır bence Trabzonspor. Çünkü daha Draguş'u da izlemedik. Yani o da Süper Lig düşünüldüğünde, Süper Lig göz önüne alındığında iyi bir skorer. İnan sen nasıl değerlendirsin bugünkü karşılaşmayı ve Trabzonspor'un 11'ini? Draguş çok eleştiriliyor. Yani Gaziantep'e kadar çok iyi bir performans sergiledi ama Trabzon'un da bir türlü o istediği performansı Trabzonspor'da gösteremedi. Senin yorumun nedir 90 dakika öncesinde? Draguş tabii ki gösteriyor çünkü kötü bir Trabzonspor vardı zaten. Aslında kimse kendini gösteremiyordu. Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte tabii ki değişiklikler olacak. Bugünkü maçta tabii ki statü gereği eksik olan Viska artı Viska olarak kırmızı kart cezalısı olarak, evet, eksiklikler var. Bütün bu eksiklikleri düzelttiğimiz, baktığımız zaman ideal bir 11 ile sahaya, hı-hı, çıkıyor. Orta sahada Okay ile Mendy, belki ilerleyen haftalarda o 10 numara olarak Ozan Tufan'ı da hoca kullanabilir. Doğru. O anlamda. O Banza'nın gelişiyle tabii ki bir Emakame'yi de unutmamak lazım. Onun da oynayıp oynamayacağını, yedeklerde alıp almayacağı belli değil. Onun da bir hafif sakatlığı söz konusuydu. Ki Trabzonspor'un şampiyon olduğu senede Emakame gerçeğinde aslında hani kadroda böyle de bir oyuncu da var. Belki Şenol Güneş'in istediği ideal 11 belki bu akşam olmayacak ama Şenol Güneş'in o alıştığımız oyun tarzına yakın bir oyun izleyeceğiz diye muhtemelen düşünüyorum. Kayseri Spor'un da muhtemel 11'i vardı elimizde. Eğer hazırsa onu da alalım. Kayseri Spor'un muhtemel 11'ine de bakalım. Kayseri Spor'un kadrosu şu anda muhtemel 11'i ekranlarda. Bilal, Gökhan, Janvier, Arif, Karol. Önlerinde Kartal, Burabia. Kanatlarda Bomorte, Ramazan. 10 numarada Mehmet Eray. İleri uçta ise Cardoso şeklinde Kayseri Spor'un sahaya çıkmasını beklediğimiz muhtemel 11. 3 maça çıktı. 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı Kayseri Spor. Trabzonspor, Kayseri Spor maçı bu akşam oynanacak diyelim ve devam edelim. Samsun Spor'la Başakşehir karşı karşıya geldi. Trend Yol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme müsabakasında. Dün oynandı müsabaka ve müsabakanın sonucuna gidelim. Samsun Spor 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Rams Başakşehir ise deplasmandan puansız ayrıldı. Haberimize gidelim, ardından değerlendirmelerle devam edelim. Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Samsun Spor sahasında ağırladığı Başakşehir'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Samsun bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini alırken Başakşehir ise hem ligde hem de resmi maçlarda sezonun ilk yenilgisini tattı. Samsun Spor'u galibiyete taşıyan goller 65. dakikada Marius Muandilmacci ve 72. dakikada Rick Van Drongel'den geldi. Bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini elde eden Samsun Spor 5 maç sonunda 9 puana ulaşırken bu sezon hem ligde hem de resmi maçlardaki ilk yenilgisini alan Başakşehir ise 4 maç sonunda 10 puanda kaldı. Samsun Spor ligin bir sonraki haftasında Rize Spor deplasmanına gidecek. Başakşehir ise Sivas Spor'la deplasmanla karşılaşacak. Karşılaşmanın hemen ardından iki teknik adam da açıklamalar yaptı. Öncelikle Samsun Spor Teknik Direktörü Thomas Reis'in görüşlerine gidelim. I think it's all a very good game. Çok iyi bir maç oynandı. Gerek rakibimiz gerek biz çok iyi bir karşılaşma ortaya koyduk. Disiplinli ilk dakikadan son dakikaya kadar disiplinli bir oyun sergilemeye çalıştık. Golü atacağımızı düşündüğümüz anlarda çok kötü bir gol yedik maalesef. Bizim için bugün olumsuz gibi gözüken taraf, özellikle 2-0'dan sonra rakibe çok fazla geçiş fırsatı verdik. Biraz disiplinden uzak gözüktük. Bu açıkçası benim hiç hoşuma gitmedi. Samsun Spor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Rams Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın görüşlerini, maçın hemen ardından yaptıkları açıklamaları sizlerle buluşturduk. Samsun Spor galibiyete ulaştı. Rams Başakşehir çok iyi bir gidişatı vardı ama
puan kaybı yaşadı. Kısa bir değerlendirme rica edelim. Nasıl buldun? İyi görünmedi Başakşehir. Aslında hani sezon başlangıcı ve oynadığı sistem üzerinden çok uzak bir Başakşehir vardı. Burada tabii ki Samsunspor da oyunu bozdu. Daha fazla fırsatlar da yakaladılar bu arada. Hani farkı artırabilirdi. Samsunspor açısından da bence hani gelecek için dengeli sinyaller veriyor. Thomas Reis hocanın orada yaptığı işler güzel. Evet. Samsunspor bence oynayacağı İstanbul takımlarına genel olarak sıkıntı yaratabilecek bir takım. Samsunspor şu anda 6. sırada 9 puanı var. Biraz önce Eyüpspor'dan bahsederken 5 maçta 3 galibiyetleri var. Önemli bir Bir de gol bulmada yani epey başarılılar. 2-0'la Başakşehir'i geçtiler. İnanç, senin maçla ilgili düşüncelerin neler? Tabii ki Samsunspor kötü bir oyun oynamadığını gösterdi. Başakşehir'de bu sezon ilk resmi maçlardaki yenilgisini aldı. Eyüpspor'dan bahsederken o puan durumunda tabii ki Samsunspor'da ister istemez göze çarpıyor. Başakşehir karşısında aldığı hem oyun anlamında aldığı 3 puanla birlikte de ligdeki ciddiyet seviyesini çok açık bir şekilde belli etti. Şampiyonlar Ligi ile devam edelim. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor ve sonuçlar var. Öncelikle sonuçları bir ekrana getirelim. Üzerinde konuşmaya devam edelim fikstürle birlikte. Ve orada biraz önce dijital trendlerde de konuştuk. Hikayesi olan, bizi yakından ilgilendiren maçlar var. Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlar, çarşamba gününün sonuçları. Ekranda bizi en çok şu anda sevindiren Dortmund'un Nuri Şahin'le birlikte kazanması. Kulüp Brugge'yi 3-0 mağlup ettiler. Senin belirttiğin gibi yani eski tadı olmayan bir maç. Manchester City-Inter mücadelesi golsüz sona erdi. Dikkat çeken maçlardan biri de Paris Saint-Germain-Girona maçıydı. Paris Saint-Germain güçlü kadrosuna rağmen diyeyim artık 1-0 sağdan galip ayrıldı. Sinem, Şampiyonlar Ligi ile başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsun alınan sonuçları? Yeni formatla ilgili düşüncelerini tekrar ekleyebilirsin. Söz sana bakayım. İlk hafta genel değerlendirmesi yapalım beraber o zaman. Evet. Tabii artık yeni format bir şekilde alışmamız gerekiyor ama ben dediğim gibi yani her hafta bir büyük maç olsuncu tarafta değilim. Ben birkaç hafta bekleyeyim, o büyük maça kendimi hazırlayayım ve o maçın da oynanmasının bir anlamı olsun. Onun bir heyecanı olsun. Her hafta ona ulaşamayalım tarafından bakıyorum biraz daha olaya. Biraz geleneksel kalabilir yani bu bakış açım ama tabii ki o güzelim maçlar varken izlemeyecek de değilim böyle düşünüyorum diye. Ama mesela işte dün Manchester City Inter mesela tabii rakamlara baktığınızda City çok daha üstün görünüyor istatistik anlamında ama saha içine baktığınızda Inter de kazanmaya yakın anlar geçirmişti. Fakat ben iki takımın da ligde oynayacakları derbi tadında büyük maçlara konsantre olduğunu düşünüyorum. Özellikle Manchester City Arsenal'la oynayacak. İşte Premier Lig'de de sezon başı aslında daha ama yani orada puan farkı biraz açılmaya başlayınca yakalamak çok zor. Tabii çok formda bir Haaland var. Manchester City'de tüm rekorları kıra kıra devam ediyor. Inter istatistik anlamında dediğim gibi çok geride kaldı ama saha içinde hiç fena görünmüyordu. Borussia Dortmund maçı enteresandı. 75-76'dan sonra 3 tane gol geldi. Hep çok etkiliydi. Bir karambol anı var hatta. sosyal medyada evet. O da çok paylaşıldı. Evet. Siz de görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Alamadık. Hakkımız fotoğrafını alsaydık. Telife. Ama olmaz o karambolü anlatmaya fotoğraf yeter. Yani o karambol eski karambollere böyle bir Kiev karambolünü biraz hatırlattı. Bir de tabii bence bu hafta için Şampiyonlar Ligi'ni konuşurken Kenan'ı konuşmak lazım. Kesinlikle. Çünkü yeni formatın ilk golünü atmış oldu. Ve Juventus da Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu oldu. Evet, tıpkı idolü ve sonrasında hatta ona çok benzeyen bir gol atmış ve sonrasında da yaklaşık bir 10 dakika sohbet etti. Del Piero evet. gibi. O da bence çok güzeldi. Kenan bu sezona çok özgüvenli başladı. Juventus'un bence nispeten problemli bir kadrosu var ama Kenan'ı kanattan ziyade İşte Vlahovic'in arkasında 10 numarada biraz daha görüyoruz ve orada gerçekten çok iyi katkı verecektir bence de. Sadece Juventus'un kalite anlamında biraz
ben kadro kalitesi anlamında geride kaldığını düşünüyorum. Yine Milan-Liverpool maçı. Şimdi böyle hepsi öne çıkan maçlar aklıma geliyor. Milan-Liverpool maçında Liverpool'un inanılmaz bir üstünlüğü vardı. Milan bence kadro olarak da ligde zaten çok kötü başladı. İşler hiç iyi gitmiyor Milan'da. Yani Liverpool maçında da iki golle kurtulduklarına dua etmeleri lazım ki Salah'ın zaten iki topu direkte patlamış olması lazım. Evet. Ya 5-6 olabilecek bir maçtı. Hiç iyi görünmedi. İşte Bayern 9-2 kazandı. İşte böyle maçları göreceğiz. Bayern Münih maçı biraz önce Süper Lig için söylüyorduk ya. O makas çok, makas şu anda Bayern Münih'in elinde gibi bir şey. İşte İnanılmaz bu maçların bir telafisinin olabileceğini savunuyor UEFA ama yani çok fazla bir şey ifade etmeyecek. Bir sonraki turda yine elenecek o takım. Yani çok makasın evet. alt tarafında kalan takım. O yüzden çok bir şeye etki ediyor mu? Daha fazla maç. Yani kendi şeyden, sponsorlukları ve yayın geliri dışında çok temin değilim yani. Bizi usandıracaklar yani. Şampiyonlar Ligi vardı elimizde. Ondan da usandırmak için ellerinden geleni evet, yapıyorlar. Yani o kadar orada çok bir maç. Grup liderliği mücadelesi vardı. Orada da hani orada iki maç karşılaşıyordunuz ve 9 yediğinizde telafisini çok kolay değil. Bence şu anda da çok kolay değil. Yani çok bir şey fark ettim emin değilim. Yok hiçbir biraz şey fark etmedi. Biraz daha geçtikten sonra anlayacağız bence ama. Sevdiğimiz şeylerden her geçen gün ne kadar uzaklaşıyorsak evet. Şampiyonlar Ligi'nden de bizi uzaklaştırmak için uğraşıyorlar. Çok net bir şekilde ama. İşte Uluslar Ligi vesaire aynı şey aslında yani evet. sürekli non-stop bu kadar maça maruz kalmak ilginç yani. Kulüpler Kupası da bu sene tabii. aynı anlamda evet. başlayacak. O da zaten o yüzden o grev konularının çıkması asıl doğru. hani bir yaz tatili daha gidiyor. Ondan dolayı biraz olabilir. Ama gidecek. Haklılar ya yani sakatlıklardan mesela Kevin De Bruyne de sakatlandı. Yani daha böyle çok görürüz. Robot gibi davranıyorlar futbolculara. Calafiori da sakatlanmıştı mesela şimdi aklıma geliyor Miliara'da. Üst üste maçlar bir sınır var ve bu insanlar sadece maçlara çıkmıyorlar. Ya bu maçlar her gün, bu oyuncular her gün idman yapıyorlar. 180 nabızda her gün idman yaptığınızı düşünün. Yani zor normal işte. Değil. Sadece 90 dakikaya çıkıp bir sonraki maça gitmiyorlar. Her gün 180 nabıza çıkıyorlar. Bu çok riskli bir şey. Yani şeyi geçti artık. O kadar para alıyorlar oynasınlar. Evet, canım mı geçti yani. Yine var canları böyle, çıkıyor yani. Artık. Hani kalmıyor oynayacak o, bir can noktasına Mourinho'nun doğru gidiyoruz. Mourinho'nun sözü vardı ya. Onu bir kez daha şu andaki durumda Mourinho'ya sormak lazım. Hangisiydi? O zaman yani biz yorulmuyoruz. Sabaha kadar çalışan işçi işte birkaç yüz euro kazanan işçi yorulur. Bizim yorulmaya hakkımız yok sözü. Nuri Şahin'den bahsettik. Dortmund'un başında çıktı ilk maçta Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta galibiyetle ayrıldı. Brugge'yi 3-0 mağlup etti. Bu haberimize gidelim. Biraz da Nuri Şahin üzerine konuşalım. Schnörkellos, Übersteiger, Übersteiger und dann ab in die Kiste und das war... Nuri Şahin bir ilki başardı. 36 yaşındaki genç teknik adam bu sezon başında Edin Terzic'in yerine Borussia Dortmund'un teknik direktörlüğü görevine getirilmişti. Nuri Şahin, Alman ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı Kulüp Brugge maçında yeni bir unvana sahip oldu. 36 yaşındaki çalıştırıcı, bir Avrupa kulübüyle Şampiyonlar Ligi maçına çıkan ilk Türk teknik direktör oldu. Başarılı futbol adamının tarihe geçtiği maçı Borussia Dortmund 3-0 kazandı. Borussia Dortmund ist kein Verein, wo dir was geschenkt werden kann. Das ist unmöglich. Alman ekip genç teknik direktörün yönetiminde bu sezon çıktığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda rakip kaleye 13 gol gönderen Borussia Dortmund kalesinde yalnızca 3 gol gördü. Tabii Nuri Şahin'le gurur yaşadık, gururlandık. Bir diğer gurur kaynağımız da Ferdi Kadıoğlu oldu. Ferdi Kadıoğlu da ilk golünü Brighton formasıyla kaydetti. Haberimize gidelim. Fenerbahçe'den Brighton'a rekor bonservis bedeliyle transfer olan Ferdi Kadıoğlu, İngiliz takımındaki ilk golünü Wolverhampton'a karşı oynanan Lig Kupası maçında attı. İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Brighton, Wolverhampton'ı evinde ağırladı. American Express stadında oynanan maçta ev sahibi takım 3-2 galip ayrıldı ve tur atladı. Brighton'a turu getiren golleri 14. dakikada Carlos Baleba, 31. dakikada Simon Adingra ve 85. dakikada Ferdi Kadıoğlu attı. 44. dakikada Gonçalo Guedes ve 90+1. dakikada Thomas Doyle'un golleri Wolverhampton'a yetmedi. Brighton'ın Fenerbahçe'den 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
Ferdi 82. dakikada Yankuba Minteh'in yerine oyuna girerken 3 dakika sonra Wolverhampton filelerini havalandırdı. Türk futbolcu yeni takımında resmi maçında ilk golünü atmış oldu. Evet, Nuri Şahin ve Ferdi Kadıoğlu Avrupa'da yüzümüzü güldüren isimler oldu. Nuri Şahin'den bahsettik ama Ferdi Kadıoğlu'na da bir parantez açalım. Ferdi Kadıoğlu da İngiltere Kupası'nda ilk golünü attı. Wolverhampton karşısında nasıl değerlendiriyorsun? 82'de oyuna girdi, 85'te gol attı. Müthiş bir şey bence. Yani daha ancak tabii tempoya ayak uyduracak ve çok fazla görmediğimiz bir şeyle başladı. Bir sakatlıkla başladı Ferdi aslında. Gider gitmez çok sakatlandığını görmedik yani Fenerbahçe'de. Yerini ve pozisyonunu tam olarak bulacaktır. Orada işte bence sadece sol bek gibi değil, sağda da Ferdi'yi izleyeceğiz. Tabii Brighton'ın başında Premier Lig'in en genç teknik direktörü var ve yeni şeyler denemekten hiç çekinmiyor. Böyle biraz daha pozisyonsuz futbol, işte son dönemin son dönemde popülerlik kazanmış o pozisyonsuz futbol ve biraz daha işte sahanın belli bölgelerini yavaş yavaş overload ederek oynanan o daha yeni sistem, işte Bayer Leverkusen, Girona gibi örneklerin de takibini yapan bir oyun oynatıyor aslında Brighton'da hoca. O yüzden Ferdi'nin ben o pozisyonsuz futbolda Premier Lig temposunda bu yaratıcılık ve zekayla ve teknikle tabii ki iyi işler yapacağını düşünüyorum. Sabırlı olmak lazım bence. Dediğim gibi sadece solda değil sağda da izleyeceğimiz birçok maç olacak bence. İnanç? Ferdi tabii ki artık Türkiye'nin göz bebeği. Onu orada umarız çok iyi bakarlar. Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'den bir mail gelmişti bize burada yukarıda. Hani Ferdi ile ilgili biz bir haber toplayacağız ama hani kariyerine baktığımız zaman mevkisi tam olarak neresi? Hani bizden demeç istemişlerdi. O hani Fenerbahçe'ye 10 numara olarak geldiğinden itibaren hani sürecin nasıl aslında böyle tek tek işlendiğini, nasıl o sol beki, sağ bek olması, sol açık, geri gerisi orta sahada da görev yapması üstüne aslında uzun uzun konuşulacak şeyler. Bunda tabii ki Vitor Pereira ile Jorge Jesus'un da çok büyük payı var. O hocalar da ona ilk olarak beke evrilmesi o şekilde gerçekleşmişti. Avrupa Şampiyonası'nda tabii yine iyi bir performans sergiledi. Çok iyi oynadı bence. Zaten Fenerbahçe'den gideceği böyle hani belliydi. Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu sezon sonunda farklı bir denize yelken açmasını artık bekliyoruz dediği isimler arasındaydı. Tabii ki Mourinho'nun gelmesinin ardından gider mi kalır mı soruları sorulurken Türk futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi olarak da İngiltere'ye gitti. Yolu açık olsun. Gündemin sonuna geldik şimdi. Geldik. Tabii satır arasını bitireceğiz. Az dakikalarımız kaldı ama Sinem Öktel'in buraya konuk olduğu her bölümde sonunda minik bir bilmecemiz var. Ben kötüyüm bunda ya. Diyelim. Ben çok yardımcı olacağım. Yönetmenim Gizem'in izni olursa ayağa kalkmak istiyorum. Ekrana LED'e geçmek istiyorum. Çok basit. Ben de yardımcı olacağım. İnanç. Seni de bekliyorum ama tabii bu ki sefer ne olur Sinem? Sondan değil baştan başlayalım. bu konuda beni tamam uyarla. Peki. Konu bu. An itibariyle aktif en golcü futbolcuların şu anda baştan sona listesi. En fazla gol atan Cristiano Ronaldo 900 golden başlıyor ve 412 gol soru işaretine kadar devam ediyor. 4 ismi size soracağız. İlk sıradan başlayabilirsek çok sevinirim. Çünkü buna göre gittik. Ardından da 4 ismi sizden ilk onun ipuçlarıyla mı alacağım başlıyoruz? Tabii en fazla gol atıyor ve şöyle düşünün, şu anda aktif olarak futbol oynuyorlar. Şu an yani oynuyor. Yaşları yüksek bu isimlerin. Tamam. İlk sıradakine bir şey verecek misin? Tahminle başlayalım. Bir tahmin gelsin, hemen ben hızlı aktaracağım. Yani çok da süreyi... 673 gol. Harry Kane olabilir mi? Yok. Değil. Ama vereceğim. Yaşını vereyim, 36 yaşında. Belki biraz yaş olarak var. 36, evet. 36 yaşında. 673 gol. Yani diğerlerini söyledim biliyorsunuz. Evet. Mi? Ha, hepsi hala oynuyor. Ay, bilmiyorum. Belki bir inanç. Ceko olabilir mi? Ceko. Şu anda 36 Ceko yaşında daha dedim. Evet. 39 değil mi? Evet. Şu anda 36. İlk sırayı soruyorum. 36 yaşında ilk sıra.
Ve herkesin yakından tanıdığı bir forvet. Tecrübeli kurt forvetlerden biri. Hatta kulübünden ayrılığı bayağı duygusal oldu. Kulübünden tamam, o zaman en büyük ipucunu veriyorum, Polonyalı. Lewandowski. Yani bu Polonya. İpucu artık ipucu yani değil, ismini söyledim. Yani artık ayıp olurdu zaten, bilmişim şey gibi yapmayacağım. Yani. L ile başlıyor demek ki bir şey aynen bu. Aynen öyle, oysa hiç bilmişim gibi yapmayacağım. Sonraki ismimiz 457 gol atan bir futbolcu. Hala forma giyiyor, 37 yaşında. Biraz Avrupa'nın uzağında. Arabistan'da mı? Yok, Avrupa'nın daha uzak. Ha, daha uzak. Kuzeylerde mi? Evet, oralarda. Yani böyle soldan gidebiliriz. Uzaklarda bir oyuncu. 37 yaşında. Bununla ilgili de ufak bir ipucu vereyim. İnanç sadece şu anda bakıyor bana. Evet. Uruguaylı. Suarez. Suarez orada. O geliyor. Evet, Uruguaylı. Başka? Uruguaylı, forvet, gol atan. Boca Juniors desem. Söyle sen bize. Hemen söyleyeyim. Cavani. Evet, Edison Cavani. Cavani'yi açabiliriz. En azından bir tanesini bildiniz. Evet, buradayız şimdi. Bu ismi bileceksiniz. 38 yaşında ülkemizde forma giyiyor. Dzeko. Evet. 432 golü var. Edin Dzeko. Şu anda aktif olarak futbol oynayan isimler arasında, listede en çok gol atanlar arasında ve son isim işlerinde en yaşlıları. 41 yaşında. 41. Evet. 41. Türkiye'de oynadı. Bununla o kadar artık kopya vermeyeyim ama biraz sonra artık. Eto. Ama... Bizde oynadı. Hala futbol oynuyor bunlar. Eto oynamıyor aktif. Artık ya. Anladım. Aktif. Futbol Federasyonu başkanı oldu. Unuttum. Aktif futbol oynuyorlar. Ülkemizde forma giydi. Şu anda ülkesinde forma giyiyor. Trabzonspor forması giyiyordu. Paraguaylı. Geldi. Kim olduğunu anladım. Fenerbahçe evet, çok evet. istemişti zamanında. Aklıma Cardozo. Gelmedi. Cardozo. Oscar evet. Cardozo. Listeyi de tamamladık. Evet. Zor bir soruydu. En azından Lewandowski'yi bildik. Bu anlamda güzel da listeymiş. Evet, en azından bir hafızamızı da tazemiş olduk. İsimlere de bakmış olduk. Satır arasının bugün de sonuna geldik. Bize ayrılan süre sona erdi. Sinem Ökten bizimle birlikteydi. Sinem, tekrar hoş geldin. Çok büyük şeref verdin. Çok keyifli bir 3 saat geçirdik. htspor.com müdürü İnanç Ergülen bizimleydi. Dijital trendlerin ardından bizimle kaldı. Onunla da gündemi yorumladık ve satır arasının bugünlük de sonuna geldik. Yarın saat 15'te tekrar satır arasında sizlerle birlikte olacağız. İyi akşamlar dileyelim. Görüşmek üzere.